Günaydınlar efendim. Yeni bir hafta ve yeni güne merhabaya hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine güzel bir hafta, güzel bir günle programı açıyoruz efendim. Günün konusunu söyleyeceğim. Fakat konuklarım burada şimdiden. Zaten Instagram'dan bizi takip edenler, Facebook'tan takip edenler konuların ne olacağını az çok biliyor. Ona göre de sorularını hazırlıyor. Güzel bir hafta dedik ya, aşk dolu bir hafta olsun diyerek söyleyeyim hemen. Bugün aşkın psikolojisini, kimyasını ve anatomisini, yani fizyolojisini konuşuyoruz. Aşk bir hastalık mıdır yoksa bağımlılık mı? Bağlanma kurumu açısından aşkı değerlendirirken aşk acısına çare var mıdır? İşte bunu cevaplandıracağız. Zira araştırmalar aşık olduğunu söyleyenlerin kanındaki serotonin oranı çok yüksek. Aşık olmayanlarda ise bu oran düşük diyor. Aşkın çeşitlerinden tutacağız, konuşacağız. Beşeri aşktan ilahi aşka sohbetimiz son sürat devam edecek efendim. Uzman klinik psikologlar Cihat Kaya ve Rukiye Karaköse hanımefendi stüdyomda, onlar sizi bekliyor. Siz de bizi bugün beklediniz sabırsızlıkla ve tabii ki sorularınızı hazırlamadan olmaz. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram ve Facebook hesaplarından sorularınızı bekliyoruz. Yeni Güne Merhaba başlasın o zaman. Ve kıymetli konuklarım çoktan geldiler, hoş geldiler, sefalar getirdiler. Hoş bulduk, nasılsınız? Sefa bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi şunu alacağım hemen başlarken, evet. Ki göstermem gerekiyor. Bugün oturduğum yerden ailede mutluluk rehberi. Efendim bugün bir hediyemiz mi var? Yoksa evet. İki mi? Yok, bugün bir tanesi. Bir tanesi de bir ablamıza bir bunu hediye. Hı-hı. Şimdi bu kitabı kime vereceğiz bilmiyorum. Rejiye bırakıyorum artık bu işi. Bizi takip eden, efendim sosyal medyadan destekleyen, beğenen, ondan sonra yorum yazan, soru yazan, artık arkadaşlarını etiketleyen, kimleri takdir eder bilmiyorum Reji ama bir izleyenimize Rukiye Karaköse'den imzalı bu kitap hediye gidecek. Tam da günün anlam ve önemine binaen, hı-hı, mutluluk, acaba aşk, depresif aşk, hepsini detaylandıracağız ama olmazsa olmaz efendim. Şöyle bir daha açayım mı? Çok güzel bir kutu. Tam bir aşk renginde. Bir daha açıyorum. Bir dakika, bir dakika. Yeniden açıyorum. Şöyle işte burada aşkın efendim fizyolojisini, psikolojisini konuşurken konuşmamız gereken bir sürü şey var. Belki birçok detayı öğrenecek izleyenlerimiz ve aslında aşk acısı geçer mi? İşte nasıl geçer onu da detaylandıracağız. Cihat Bey'im, sizin sesinizi hiç duymadık. Az önce evet. Evet mi dediniz? Ben bugün çok heyecanlıyım. Konudan mıdır nedir bilmiyorum. Konu zor bir konu ve çok konu eğlenceli bir konu aslında. Yaşaması mı zor, konuşması mı acaba? Yani belki 1000 yıllık bir konu değil mi hocam? Yani nerede? Herkes kendi meşrebince, kendi bakışınca anlatmaya çalışmış. Bir de biz değerlendireceğiz, bakalım nasıl olacak. İnşallah güzel olacak. İnşallah. O zaman şöyle aşkın tanımıyla, tarifiyle başlayalım mı? Hmm. Aşık oldun mu hiç diye sorar ya hani insanlar birbirine. Hmm. Nasıl aşık olunur? Hmm. Aşık olduğunda ne hisseder insan? Şimdi bununla başlayalım. Aşkın tanımı deyince bununla da ilgili muhtemelen binlerce tanım yapılmıştır şimdiye kadar. En güzel tanımları şiirler, şairler, edebiyatçılar yapmış muhakkak, bestekarlar. Psikolojiden çok daha yaratıcı tanımlar yaptıkları açık. Biz bunun bilimsel tarafından bakacak olursak, seçici bir odaklanma hali, ilginin, arzunun, merakın seçici bir şekilde, çok yoğun bir şekilde birine odaklanması ve kişinin istese de kendini onu düşünmekten alıkoyamaz hale gelmesi. Günün yüzde kaçında onu düşünüyorsun diye sorarız. Acaba aşık mıyım diyen birine. %80 ve daha fazlasında onu düşünüyorsa geçmiş olsun, muhtemelen aşık. Geçmiş olsun deyince şimdi bir hastalık mı? Allah Allah, şimdi geçmiş olsun deyince neyi geçmiş olsun denilir? Bu bir taşkınlık söz konusu gerçi. Heh. Yani burada olumlu ya da olumsuz kısmından ziyade duyguda bir taşkınlık hali mevcut. Şimdi belli bir zaman sonra bakıyorsunuz olumsuz şeylere de evrilebiliyor. İşte obsesyonlara dönüşüyor mesela, takıntılara dönüşüyor. Ya da sevdiğine zarar vermeye, her şeyi geçiyorum, kendisine zarar vermeye de dönüşebiliyor bir zaman sonra. Klasik bir tabir belki ama herkesin binlerce farklı açıklaması var aşkın. Ben de hocam gibi aşıkların, ozanların, dervişlerin ya da edebiyatçıların insanla alakalı, özellikle duyguyla alakalı konuları psikiyatrlardan, psikologlardan çok daha önceleri keşfettiğine inanırım. Mesela tanımlardan birisidir işte, güzelliğine 10 para etmez bu bendeki aşk olmasa der Aşık Veysel. İşte günümüzde Neşet Ertaş da der ki gönül kimi sevdiyse aşk onda güzeldir der. Hı-hı. Yine başka bir yerde bakıyorsunuz, bizden çıkan bir şeyin, bir yoğun duygunun karşı tarafta makes bulup bize yansıması halidir.
bunu çekici hale getiren şey ise bizden çıktığını fark etmeyiz. Şimdi şairlere, yazarlara, edebiyatçılara baktığımızda, hakeza psikiyatr ve psikologlara da bir konuda mutabıklar. Bizden giden bir şey var karşıya. Yani muhataptan, maşuktan bağımsız olarak bir duygu aktarıyoruz karşıya. Ve onun niteliği, onun güzelliği, onun görünüşü çok da önemli değil bu konuda. İşte klasik ayrılık cümlelerinden birisidir. Ben sana layık değilim. Bizim problemimiz zaten bu değil ki. Aşık olan zaten bununla ilgilenmiyor. Senin orada var olman yeterli. Benim sana atfettiğim duygular yeterli. Belki ilerleyen zamanda yine değineceğiz. Ben bir şeyi tanımlamak için, bugünü tanımlamak için onun kişisel tarihini bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hangi iyi duyguları, hangi dönemlerde ebeveyn ilişkileriyle neler elde ettik, neler edindik ve yetişkinliğe bunları nasıl taşıdık, bu da önemli. Ne kadar insan var? İşte 3 milyar kadın varız. 3 milyar da erkek olarak dünyada varız. Bu kadar ilişki var demektir. Aynı zamanda bu kadar da aşk var demektir. Annemizle nasıl bağlandık? Sizin de bahsettiğiniz, değindiğiniz gibi aslında. İlk dost, ilk aşk, ilk yaren. Onunla nasıl diyaloglar kurduk acaba? Ve devam eden süreçte insanlarla yetişkinliğimizde nasıl diyaloglar kurduk? Kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Üzücü fakat doğru bir tabirdir. Mesela derler ki yetimhanedeki çocukların sizler ağladığını duymazsınız. Çünkü yetimhanedeki çocuklar ağladığında bir şeyin değişmeyeceğini bilirler. Yetimhanedeki çocuğun aşkı da başka olacaktır. Çünkü onun da stratejisi başka. Bağlanması aslında başka. Şuna geliyor. Biraz bizim çocukluk döneminde yapılan o bilinçaltımıza, ruhumuza işlenen ne varsa yetişkin olduğumuzda aşkı yaşayış şeklimizde oradan beslenmiş oluyor ve şekilleniyor. Biraz buna o zaman başlayalım. Bir çocukluk döneminden başlayalım. Çünkü biliyoruz ki biz 3-4 yaşındaki çocukların, kız erkek değil mi, birbirlerine karşı bir ilgi. Şeyi var, ilgisi var. Birbirlerini gördükten sonra utanması, işte yakınlaşması var. Yani aşkın yaşı var mı diye de sormak istiyorum burada. Evet. Şimdi çocukluk çağında Cihat Hocam'ın da dediği gibi o bağlanma insanın ilişki karakteristiğini oluşturuyor aslında. Güvenli mi bağlandı annesine, güvensiz mi bağlandı? Yani şöyle korkma, ihtiyaçların karşılanacak, sağlıklı ve huzurlu bir yerdesin, seviliyorsun. Bunu talep etmek için ortalığı yıkmana, bağırıp çağırmana, manipüle etmene, ağlamana, sızlamana gerek yok. Seni seviyoruz ve ihtiyaçlarını karşılayacağız, buradayız. Bu duyguyu veriyorsa anne, geçiriyorsa çocuk güvenli bir şekilde bağlanmış demektir. Çünkü hayattaki ev sahibi, gezegendeki ev sahibidir anne onun. Dünyaya geliyor hiçbir şey bilmeden ve onun kollarında güvende, emniyette hissediyor. Mutlak bir huzur hali hissediyor, mutlak bir teslimiyet. Biz ikimiz bütün dünyaya karşı. Aynı aşktaki duygular aslında. Mutlak bir bütünle. Eşme, huzur, teslimiyet ve o olsun bana hiçbir şey olmaz. Bir reklamda da söylüyordu ya, bir tek annem olsun bana bir şey olmaz. Şu anda da bir insana aşık olduğunda ne diyor? Bir tek sen ol, başka hiçbir şey istemem. Suat Sayın'ın güzel bir şarkısıdır. Kollarında öleyim, başka bir şey istemem. Ne kadar aslında ürkütücü bir şey. Yani kollarında öleyim, başka bir şey istemem diyor. Aklı başında yetişkin insanlar olarak biz de bu şarkıyı dinliyoruz, beğeniyoruz, duygularımıza tercüman oldu diyoruz filan. O annenin kollarındaki müthiş bir huzur, bütünlük ve kendini bırakma halini çocuk yaşadıysa ileride de bu hali arıyor. Yaşayamadıysa yine bunu arıyor. Yani yoksunlukla bu sefer daha yırtarcasına, parçalarcasına, bu sefer hastalıklı bağlanma biçimleri ortaya çıkıyor. Sevmek gerçekten ve bağlanmak insanın çok temel bir ihtiyacı. İkra diyebildiğimiz Alak suresinde insan alaktan yaratıldı der. Alak önceki tercümelerde kan pıhtısı diye tercüme edilmiş. Cenini, embriyoyu kastetmek için. Sonra alakayla da aynı kökten. Bağ kurmaktan, kancalanıp tutunmak demek, alaka kurmak, bağ kurmak. Zaten ilk o kancalanma anne çocuk arasında gerçekten. Evet. Ve fiziki olarak da bir ana rahmine tutunma var, duygusal olarak da bir anneye tutunma var orada. İnsan bağ kurmaktan, ünsiyetten yaratılan bir şey. İnsan kelimesinin kökenlerinden bir tanesi de ünsiyettir. Bağ kurmak, ısınmak, yakınlık kurmak. İnsan ötekiyle tamamlanan bir varlık, ötekiyle tamamlanmak isteyen bir varlık diyelim daha doğrusu. Hocamın söylediği örneği geliştirmek isterim. Bu bizden çıkıyor, karşıdan yansıyıp tekrar bize dönüyor ve biz bizden gittiğini bilmediğimiz için keramet onda sanıyoruz. Aman Allah'ım ne muhteşem bir insan. Hayır, Mecnun diyor ki
ya bu Leyla da böyle kara kuru bir kızmış, sen bunda ne buldun diyor zamanın ona yöneticilerinden biri. Ona bir de benim gözümle bakın. Ona bir de benim gözümle bakın diyor. Dolayısıyla aşık olunan kişiye herkes aynı olağanüstü duyguları hissetmiyorsa eğer muhtemelen keramet onda değil, bizim ona bakışımızda, bizim ona yansıtıp geri aldığımızda. Bir çeşit aynadır o kişi bizim için. O zaman bir aşkın enerjisinden bahsediyoruz burada. Kesinlikle. Ve aslında bizim izlediğimiz bir filmdir aşk. Nasıl bir film? Ben projektörüm, ben o filmi yansıtıyorum ve karşıda bunu izliyorum. Ama o 37 ekran bir televizyon da olabilir, dev ekran bir sinema perdesi de olabilir. Yani ekranın niteliğinden bağımsız olarak ben aynı filmi izliyorum. Ha, daha kaliteli HD bir görüntüyle izlemek var. Cızırtılı, parazitli bir görüntüyle izlemek var. Ama izlediğim film işte şeyse, Titanic ise Titanic'tir yani. Hangi ekranda olursa olsun. O benim aşk yaşama biçimim. Benim yansıttıklarım. Şöyle de bir tanım vardır aşkın. Aşk... O kişinin olağanüstü olduğunu düşündüğünüz dönemle öyle olmadığını anladığınız dönem arasında geçen bir süreçtir. Güzel de orada öksürük. Aslında bir yansıma diyoruz ya, acaba o yansımanın işte aşkın ömrü belki buraya devreye girecek. Aşkın ömrü ne kadar? İşte acaba biz aşkın ömrü 3 yıldır gibi hep fix bir tabir var, bir bilimsel bir gerçek diye soruluyor bize ama bu çok da kısa da olabilir. Şöyle çok ciddi bir tutkuya da dönüşebilir. Şimdi aşk zannedilen şeylerin hepsi aşk değil. O yüzden karışıyor. Geçen bir yarı meslektaşımla diyeyim, benzer meslekten bir dostumla konuşuyoruz. İşte aşk engellenebilir mi? Kişi bunu hissederse frene basabilir mi? Diyorum ki danışanlarımdan bazıları işte birine aşık olur gibi hissettiğim zaman frene basıyorum diyor. Ama bunu hiçbir zaman bilemeyiz. Yani zaten aşık olmayacaktı. Bir ilgi, bağlılık, yakınlık, tutku, arzu muydu bu? Heyecan mıydı? Da frene bastı ve orada kaldı. Hani kırık olsa duramazsın diyorlar ya, çıkıktır o, kırık olsa duramazsın. Aşk olsa durduramazsın muhtemelen. Aşk engel tanımaz demiyorlar mı? Frene basamazsın muhtemelen aşk olsa. Belki de o zaten kendi haline de bıraksan rölantide devam edecek. Bir yakınlık duygusuydu, tutkuydu, bağlanmaydı, başka bir şeydi. Ha, bu başladı böyle. Kişi o frene basmazsa, iki tarafında şartları müsaitse, hakikaten müsait bir zamanına denk geldiyse bu bir aşka da dönüşebilir, bırakırsak, evrilebilir. Şöyle ki Erik Fromm'un güzel fakat acımasız ifadeleri var. Sevme Sanatı kitabını tavsiye ederim, çok hoş bir kitaptır. Diyor ki büyük aşk büyük masaldır. Niye? Birazdan hormonlar kısmını açacağız, o zaman göreceğiz nasıl bir şeymiş. Bir de diyor ki büyük aşk büyük yalnızlıktır. Yani yalnızlık duygum çok güçlüyse... O oranda güçlü bir aşk yaşama ihtiyacım olur ve derim ki Yunus Emre'nin dediği aşk gelince bütün eksikler biter diyor, cümle eksikler biter. Tabii onun kastettiği ilahi aşk. Ama bir şekilde insan aşık olunca tamamlanma, bütün eksiklerinin gitmesi, artık bir bütün olma ve böyle simbiyotik birbirine kenetlenmiş halde hayata devam etmek istiyor. Bu teknik olarak mümkün değil. Yani 2,5-3 yıldır evet hormonal kısmı 2,5-3 yılda bir sükunete, nihayete erer. Ha, kavuşulamazsa, arada çok engeller varsa bu 5 yıla 6 yıla uzayabiliyor. Kavuşulamaması tetikleyebiliyor. Aşık Veysel'e soruyorlar. Çok da güzel öz bir ifadesi var. Aşk nedir? Diyor ki seversin, kavuşamazsın, aşk olur. Evet. Kavuşamayınca kavuşanlar aşık değil mi diyormuş. Biz kavuştuk, aşık değil miyiz? Kavuşan orada bilirsin. Orada bir dönüşüm gerekiyor belki bir zaman sonra. O zaman aşkın biraz bağlılık ve sevgiye dönüşmesinden dem vurabiliriz diyorum. Hocam altında bir sürü dinamik var. Yani işte gördüğünde, sesini duyduğunda böyle kalbin atıyorsa, avuç içlerin terliyorsa bu aşk değil, bununla da hoşlanmaktır. Ben bu insanla beraberim, bu insanla evliyim, ona uygun davranmalıyım düşüncesi varsa, derli toplu yaşantımızı devam ettiriyorsak, bunun adı da aşk değil, bunun adı da sadakattir. Bazı hatalarını görmezden geliyorsak, alttan alıyorsak, bu da dostluğun özelliğidir, bu da aşk değildir. Baktığınız zaman tek başına tanımlayamayız, altında bir sürü dinamik var. Dolayısıyla başlangıçta o yoğun duyguları hissediyoruz, bir döneme giriyoruz. Hocamın da bahsettiği gibi bir zaman sonra bunlar artık rezidüel, rutin hale gelecek belli bir vakit sonra. Gelmesindeki faktörlerden birisi hormonal faktörler, diğeri de bu değilmiş bilinci. Fantastik duygularla başlıyoruz. Yani çok büyük anlamlar yüklüyoruz. O bütünleşme arzusu, tamlık arzusu, eksik insanlarız bizler. Çocuk dünyaya ilk gelir, Tahir Özakkaç zannedersem hatta bahsediyor, bir atıfta hata olmasın şimdi. Annenin göğsüne ilk yaslandığında çocuğun da genelde görüş mesafesi annenin göğsü ve kendi başı mesafesi arasındadır.
ilk göz kontağı kurduğunda bir fiksasyon oluşur orada. İşte gözdeki o bebek ve annenin göz bebeği birbirine kilitlenir. Ve denir ki bu ilk buluşmadır, kavuşmadır. O anda çocuğun zihinsel yapısında endorfin salgılanmaya başlar. Yaş kaç olursa olsun annenizle göz göze geldiğinizde endorfin salgılarsınız. Çok önemli bir şey. Bol bol annelerinizin gözüne bakın diyoruz. Dün anneler günüydü. Hı-hı. Siz açtınız konuyu. Bütün annelerimizin anneler günü, evet. Geçmiş anneler günü kutlu olsun diyoruz. Önemli bir yani şimdi buradan da şeye geliyoruz. Çocuk annenin gözünde kendini anlamlandırıyor. Hatta abartalım, yaşıyor muyum, yaşamıyor muyum onun gözüne, evet, bakarak anlıyor çocuk. İlgi çeken biri miyim, sevilen biri miyim, değerini değerli bir varlık miyim? Belki oradan hissediyor. Karşılığını oradan bulmak zorunda çünkü eksik. Yani dünyanın en lezzetli, en besleyici yiyeceklerini de koysanız eğer yanında bir anne yoksa ölümle yüz yüze kalıyor çocuk. Bu nedir? Bu eksik ve yoksun olduğunu gösterir. Bütünleşme arzusundayız sürekli. Biri gelsin, o boşluğu doldursun ve bütünleşelim. Anne ile başlıyor, baba devreye giriyor, sonra onlar çıkıyor, yetişkinlik, sevgiler, duygular ve bir zaman sonra belki işte o doyumun arkasından bir ilahi aşk, başka şeylere bunu kanalize ederek sağlıklı şekilde devam ediyoruz. Fakat bir eksiyiz. Peki madem o zaman bu yaşadığımız aşk, bu şey mi, hastalık mı diyeceğiz? Eksikliği fark etmek ya da farkında olmak, neyi ben karşı tarafa gönderdim? Hangi talebim ondan bana yankı yaptı da benim bu kadar hoşuma gittiği bilmek aslında sadakatsizliğin önüne geçecek bir faktör. Kişinin kendisini tanımasıyla başka insanları tanıma arzusu arasında ters korelasyon, ters orantı var. Ben kendimi ne kadar iyi tanırsam, ilişkideki problem ya da aşık olma dürtülerim, duygularım ne kadarı benden kaynaklı, ne kadarı ihtiyaçtan ya da sorunlarımdan kaynaklı bilirsem eğer, yeni tanıştığım insanlar, yeni fark ettiğim kişiler bana o kadar cazip gelmeyecektir. Bunun mesajını bilirim çünkü ben. Burada işte çok kritik bir yere geliyoruz. En önemli detaylardan birisi kişinin kendini tanıyabilmesi. Evvela bunun sağlıklı bir duygu mu, yoksa bir patoloji, bir bağımlılık mı, bir hastalık mı olduğunu belirlemek için buna bakmak lazım. Seanslarımızda rastlarız kimi zaman yapamazlar mesela ilişkisiz. Bazı insanlar böyledir. Hayatında birisi vardır, kangren etmiştir ilişkisini. Her türlü fenalığı yapmıştır. Ayrılırlar, bir tartışma olur. Mesela şu cümleyi ben duyduğumu hatırlıyorum. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum senden. Ben sadece onu istiyorum. Hı hı. Ama bak böyle, ama şu şartlar da var. İşte burada şu devreye giriyor. Hayali ya da gerçekçi bir terk edilmeden korkunç bir şekilde kaçınıyor insanlar. Evet. Neden? Çünkü yalnız yaşamaya tahammülü yok. Neden? Saplantıya dönüşmüş hali diyebiliriz belki. Tabii saplantıya dönüşüyor, obsesyona dönüşüyor. Diğer kötü tarafı da yaşadığın şey senin aşk değil, yara bandı. Yaran kabuk bağladıktan sonra oyuna ihtiyacın kalmayacak. Yani dermanın o değil. Gel bir başka açıdan bakalım seninle. O ilişkisiz kalamama hali çoğu zaman kişinin gerçekten büyük bir yanılsama yaşamasına sebep oluyor. Hani ben aşka aşığım gibi. Hayır, sen bağımlısın. Yani ilişkisiz yapamıyorsun, bağımlısın. O aşka aşık olmak değil. Geçici olarak biri sana yara bandı olmadan, biri senin için hayatı çekilir hale getirmeden hayata katlanamıyorsun, kendine katlanamıyorsun. Bu aslında bu tipler bir zemini var bunun. Değil mi? Bu da bağlanma sürecinden kaynaklanan. Evet. Çünkü ciddi anlamda bazıları için şıp sevdiği denilebiliyor ama sizin dediğiniz bir kişiye saplanan var. Bir de gerçekten ben aşkın kendisini seviyorum ve birden fazla aşk hissedebilirim diyenler de. İlişkisiz kalamıyor mesela. Evet. Evet. Birinden terk ediliyor ya da ayrılıyor. Bakıyorsunuz arası çok kısa. Evet. Ne ara oldu böyle? Ya da bir ilişkinin telafi edilmesi için, yaralarının sarılması için başka bir ilişkinin... Çiviyi söker hesabına giriyor. Başka birisinin başlaması gerekiyor. Hep aynı noksanlıklardan devam ediyor. Biz kendimizi bir başkasının aynasında görerek kendimizi anlamaya, tanımaya ve kendimize varmaya çalışıyoruz aslında. Aşk bir başkasından geçerek yeniden kendimize varma hali. Bizim ona yansıttıklarımızı ondan almak ama karşılıklıysa şöyle bir duygu yaşatıyor. Şimdi Luna Parklar'da eskiden güldüren aynalar diye anılan bir bölüm vardı. Bilmiyorum nesine gülüyordu insanlar o kadar ama hani bizi deforme ediyor. İşte daha uzun, daha çarpık, daha şişman falan gösteriyor. Varsayalım ki böyle aynaların olduğu bir alandayız. Ve bir tane ayna var bizi de olduğumuzdan çok daha güzel, çok daha zarif, çok daha ışıltılı falan gösteriyor. Hani bu zayıf gösteren aynalar vardır ya, giysi satan mağazalardadır. Deneyince hanımlar önünden ayrılmak istemez. Ay bu beni çok zayıf gösterdi, çok gelince... güzel. Aynı kıyafet evde hiç öyle durmaz. O aynaya baktıkça bakası gelir insanın. Niye? Çünkü kendi yansımasını görüyor ama her zaman görmediği güzellikte bir yansımasını görüyor. Kendini beğenmeye başlıyor. Kendine hayran olmaya başlıyor. İşte karşılıklı bir aşkta şöyle bir durum yaşıyor insan geçici olarak. O
bizi deforme eden, çarpık ve istemediğimiz şekilde gösteren aynalar bizim diğer ilişkilerimiz. Bize kusurumuzu da, hatamızı da, geçimsiz ve huysuz taraflarımızı da gösteriyor. Ama bir kişi bize diyor ki harikasın, mükemmelsin, çok farklısın, sen başkalarına benzemiyorsun, işte seni görünce şöyle iyi oluyorum, böyle güzel hissediyorum. Bizi bir an için prens ya da prenses gibi hissettiriyor ve o aynanın önündeki benliğimize baktığımızda ya ben muhteşem hissediyorum bunun yanında diyor kişi. O kişi ona uygun olmasa da hatta onu aşağıya çekse zaman zaman kötü de hissettirse zaman zaman zarar da verse o duygunun hatrına yeniden yakalar mıyım diye kişi o patolojik yani hastalıklı durumu sürdürebiliyor. Çünkü onun yanında bir zamanda olsa öyle bir şey yaşamış ki geri dönüşünü hasretle bekliyor. Artık o noktada bağımlılığa dönüşüyor. Ve burada bir korku var. Korku devreye giriyor. Terk edilme korkusu, yalnız kalma korkusu. Dolayısıyla bunu da teyit edebilme adına ilişkiler boğulmaya başlıyor bu sefer. Neden bugün 5 kere aramadın? Ya zamanım yoktu. 5 dakikada vaktin yok muydu? Bu çok tipik bir cümledir. Başka birini kaptırma telaşıyla karşıdaki insanın üzerinde tahkümün daha da... O da var ve mevcut ilişki, mevcut duygu yoğunluğu bir türlü yetmiyor kişiye. Ama bak bahsettim seni sevdiğim, senin ne kadar değer verdiğimi. Hayır yetmez. Yani söylemen yetmez, aynı zamanda inandırman da gerekiyor. Ama benim elimde değil. Kişi burada kendi sorumluluğunu almıyor. Acaba bu kadar beni ilişkiyle alakalı, bu aşk duygusuyla alakalı tatminsizliğe iten şey, yalnızlığa dair korkularım neden bu kadar yoğun farkındalığı oluşsa ve yalnızlığa toleransı ve direnci arttırabilsek sağlıklı ilişkiler olacak. Birbirlerini boğmayacaklar mesela. Beni niye 3 kere aramadın, niye bugün 8 kere aramadın? İşte yanında birim var, kıskançlık krizleri vesaire. Hasbelkader duygular evet sağlıklı ilişkilerde fakat belli bir zaman sonra çiftler birbirlerini boğmaya başlıyorlar. Birbirlerini yalan söylemeye zorlamaya başlıyorlar. Bir taraf geliyor sonrasında diyor ki benim hiçbir özel hayatım kalmadı. Kendim için yıllardır bir şey yapmadım. Diğer tarafta diyor ki tamamen ilgisiz, alakasız, işte özel günlere kaçıyor, duygusallığa önem vermez. Ama burada şu var, farklı büyüyoruz zaten. Kız çocukları ve oğlan çocukları zaten farklı büyüyor. Yani erkek çocuğunun anneyle diyalog kurmasıyla kız çocuğunun anneyle diyalog kurması biraz daha farklı. Kız çocukları işte biraz daha serpildikleri zaman kendi kimliklerini, karşı cinsiyetin kimliklerini fark ettiği zamanlarda anne ilgisini ve şefkatini buna tercih ediyorlar aslında. Bazı merakları, bazı duyguları öteleyebiliyorlar. Çünkü özdeşim kuracağı kişi ve aynı zamanda beslendiği kişi anne. Anne, evet. Erkek çocuklarında durum biraz daha farklı. Özdeşim kurması gereken kişi baba. Fakat beslendiği ve şefkat gördüğü kişi anne. Burada bir rekabete giriyoruz. Babanın öngördüğü ve babaya benzeyen bir profil mi yoksa anneleşen, daha şefkat duyguları gösteren bir profil mi? Dolayısıyla bu iki kişi büyüdüğünde bir araya geliyor. Aşka yaklaşımları ve verdikleri enerji de farklılaşıyor. Birisi ilişki odaklı. İlişki, sevgi, duygu, şefkat odaklı. Diğeri de evlendik artık. Yani... Sevdim evlendim işte daha ne istiyorsun? Daha ne çiçeği diyor mesela. Birisi de ve sonra aralarında krizler başlıyor. Yine aynı cümleyi kuruyoruz. Bu da değilmiş meğerse. O tamlık oluşmuyor. Ama bütünlük oluşturabiliriz. Bütünlüğü oluşturmanın da işte ortak gayeler belirleme, beraber yoldaş olma... İdeal aşk ilişkileri için mesela şey derler, oturup saatlerce yüz yüze bakmak değil, oturup saatlerce aynı noktaya bakmaktır. Ortak ülkülerde buluşabilmek, hassasiyet sahibi olabilmek. Bu şekilde beraber yürüyebilirsek belki olacağız. Birbirimize baktıkça, birbirimizden talep ettikçe o tamlık duygusuna zaten erişemeyeceğiz bizler. Bu bir yanılsama. Peki madem öyle aynı yöne bakmak, aynı ülküler gayelerin olması, peki neden bazı insanlar... kendisinin idealleri, gayeleri, hayat tarzı, dünya görüşünden bambaşka insanlara karşı bir aşk ve tutulma yaşıyor. Buna gelelim. Evet. Fena çektim. Benim aklıma ne gelirse onu soruyorum. Evet. Sosyal psikolojinin bu konuda iki teorisi var. Farklılıklar da çekici olabiliyor, benzerlikler de çekici olabiliyor. Benzerlikler çekici şöyle, aşinalık etkisi denen bir şey var. Geçmişinden ya sanki yıllardır tanıyor gibiyim seni. Çok kurulan bir cümledir. Tanımıyorsun, sadece onun geçmişinde ve kökeninde barındırdığı bazı özellikler sana aşina geldi, tanıdık geldi. Ama yeryüzünde bunları barındıran bir sürü başka insan olabilir. O yüzden özellikle gençler için daha önce de söylemiştim, dinlememiş olanlar olabilir. Tekrar edeyim, umutsuz olmasınlar. İnsan için doğru kişi birden fazladır.
Yani bu benim için doğru kişiydi, ruh eşimdi, bitti, daha ondan da ayrıldım bir şekilde. Daha artık yüzüm gülmez diye bir şey yok. İnsan için doğru kişi ya da ruh eşi diyeceğimiz kişi birden fazladır. Neden? Çünkü bize onun doğru kişi olduğunu düşündüren ya da ruh eşimiz olduğunu düşündüren belli başlı özellikler vardır. Bu bir büyü değil neticede. Onu oluşturan bileşenler var. O bileşenleri de taşıyan başka başka insanlar var yeryüzünde. O yüzden bazılarımız geçmişimizden aşinalık barındıran, benzerlik barındıran insanlara daha çok çekim hissederken bazılarımız da farklı olanı çekici buluyoruz. Biz de olmayan merakımızı uyandırıyor. Fotoğrafın negatifi gibi düşünelim. Yani negatif ve pozitifi gibi. Bir puzzle'ın iki parçası gibi. Ondaki fazlalık bendeki boşluğa denk geliyor belki. Ya da onun bir özelliği benim hasretini çektiğim bir özellik. Şöyle ki mesela Ölü Deniz ve Çağlayan Çay diye bir eşleştirme yapılır. Hı. İlişkide bir taraf Ölü Deniz gibi durgun, sakin, sükunetli, huzurludur, az konuşur, içe dönüktür. Öbür taraf Çağlayan Çay. Sürekli konuşuyor, sürekli çağlıyor, şıkır şıkır akıyor falan böyle. Normal şartlarda dersiniz ki bu iki insan birbirine ne kadar zıt ya, bunlar nasıl birbirini bulmuş? Hayır, Ölü Deniz'e bir tane daha Ölü Deniz verseniz içi sıkılır. Hı hı. Onu istemiyor. O kendi gibi durgun biri değil. Ona yaşam enerjisi verecek birini istiyor. Çağlayan Çay da kendi gibi çok böyle dışa dönük, çok neşeli, gürültülü birini değil de sükunetli birini arıyor. Çünkü onda sükuneti bulacağı için. Evet. Tabii. Kendinde olmayanı çekici buluyor kişi. Kendinde olmayanı cazip buluyor. Bu da böyle bir faktör. Ama büyük oranda da kişinin dönemsel olarak nasıl bir durumda olduğu ile ilgili. Yani aynı kişiyle 5 yıl önce karşılaşsa aşık olmayabilir ama 5 yıl sonra karşılaşsa aşık olabilir kişi. O anki boşluğuna bağlı. Hani boş bulunursa diyelim, tabiri caizse ne demek boş bulunmaktan kastım. Bariyerleri düşükse o anda, açıksa bir ilişki yaşamaya, kendini yalnız hissediyorsa büyük zaten aşk, etrafı büyük bir koku yayıyor sanırım o da. Çünkü tabii, tabii. Bazen avcılar vardır ya, hazırda bekler böyle çalılıkların arasında. Evet. Bu tam av zamanında evet, diye. Evet. Gerçekten boşluk döneminde, yani hayatında büyük bir acı yaşamışsa mesela kişi, bir kayıp yaşamışsa sonrasında hemen işte aşık oldum, karşıma o çıktı, yaralarımı sardı diye kastedilen kişi belki gerçekten bir yara bandıdır. Mesela işte bir anne ya da baba veya bir yakınının kaybından sonra kişi karşısına çıkan kişiye, gerçekten boş bulunmak dediğim şey bunun gibi bir şey. Karşısındaki kişiye gerçekten aşık olduğunu hissedebilir. Oysa sadece dönemsel olarak boşluğunu onunla dolduruyordur. Kendisine sevgi, şefkat, ilgi gösteren biri vardır. Ve günümüzdeki bu şarkılar, şiirler hep vardı da günümüzde biraz daha ya ilişki yaşamazsan çok büyük bir eksiklik yaşıyorsun. Mutlaka hayatında biri olsun. İşte senin mesajlarına cevap veren biri, sana yazan, seninle ilgilenen biri olmalı filan. Bu bir zorunluluk gibi. Yani her insanın bir ilişkisinin olması ve işte bunun aşkla meşkle süslenmesi, çiçekli fotoğraflar, işte mumlarla evlilik teklifleri, artık gün geçmiyor ki böyle egzantrik teklifler görmeyelim, sosyal medya sağ olsun. Artık normal bir evlilik teklifi filan çok sıradan kaldı ve hani çıtayı Allahu Ekber dağlarına taşıdın kardeşim, ne yaptın filan diyorlar ya insanlar hemcinslerine. Hakikaten böyle işte pankartlar açan, havai fişek patlatan evlilik teklifleri. Ya büyük aşk olmak zorunda. Direkt evlenme teklif edip etmeye çalışan tek taş indi. Ya, mantık evliliği de yapabilirsin ve sonrasında gayet güzel sevebilirsin. Bu mümkün. Hatta araştırmalar gösteriyor ki aranje edilmiş evliliklerde sonrasında mutluluk daha kolay gelişiyor. Ha, mantık evliliği de yapabilirsin. Bu ayıp değil ya da utanmayı gerektiren bir şey değil ama herkes aşık olmak zorundaymış gibi ve büyük aşk yaşıyormuş gibi yapmak. Çünkü evlenirken aşık mısın? Hani evleneceğini duyuran insan aşık mısın? Bak emin misin? Hani bunu soruyor. Ya da bu aşkı hani çok böyle denizleri aşmış, çok böyle çile çekmiş insanlar bu anda. Evet. Baksak sakın aşk geçici, aklına yatıyor mu, mantıklı mı bir iş yapıyorsun? Evet, onun için şimdi böyle bir yanılsamanın da içindeyiz açıkçası dönemsel olarak. O yüzden bu dönemde insan birini beğeniyorsa, hoşlanıyorsa ya da yakın buluyorsa ve hasbelkader bir ilişki başlayacaksa bunu hemen aşk olarak paketliyor. Hemen aşkım diye kaydediyor numarasını mesela. Ondan sonra sürekli işte aşktan, aşk yaşamaktan, aşklarının nasıl olduğundan söz ederek aşkı var etmeye çalışıyoruz. Zorla hani erken doğum yaptırtmaya çalışıyoruz aşka tabiri caizse. Ve kutsanmış bu durum da sonrasında bazı insanları yoksun bırakıyor, mütereddit evet. bırakıyor. Evlilik öncesinde mesela her şey dört dörtlük, kafasındaki kriterlere uyuyor. Hı-hı. Ama aşık değilim diyor. Şimdiki o elektrik yok. Elektrik yok diyor. Elektrikler... O duyguyu hissedemiyorum diyor. Onu tanımlattıramıyoruz çünkü kutsanan bir ilişki tarzı evet. var burada. Evet.
Burada işte şey de var aslında, bir toplumsal dönüşüm de söz konusu. Yani çok daha eskilerde aile kurumuna verilen önem, kadın erkek ilişkilerinin nasıl konumlandığı, çocuk sahibi olmak, bir takım şeyler daha farklı değerlendirilirken, mesela işte 1800'lerin Avrupa'sında bile aile kurumuna mesela yoğun bir şekilde atıfta bulunuyor. Yani çocuk sahibi olun, çocuk yapmak için evlenin gibi bir atıf varken, 1900'de işte o sanayi devrimi vesaire devamında bakıyorsunuz, bu sefer cinsler kadın ve erkek metalaştırılmaya başlandı. Maalesef. İşte bel boy oranı 0.6-0.8 bilmiyor. Yani aşık olacak kadın profilini oturttu bize. Bu değişmeye başladı ve dolayısıyla bunların yaşadıkları ilişkilerin tarzları da değişmeye başladı. Günümüzdeki politik, sosyopolitik bir eleştiri belki. Yani dizilere bakıyorsunuz, artık yerel bir şey göremiyoruz. Herkes köşklerde, herkes çok güzel araçlarda, herkes çok yakışıklı ve herkes çok güzel. Kilolu kimseyi göremiyoruz. Çünkü kilolu olan kadınlar ve erkekler dizilerde ve filmlerde bir kenarda cips ve kola yiyorlar sadece. Zayıf olan, daha presentable kadınlar ve erkekler ise lüks mağazalarda alışveriş yapıyorlar. Ve aşk peşinden koşulan oluyor. Evet, tabii, peşinden koşulan. Evet. Böyle bir şey var. Şimdi sorulara da dönüp bakacağım ama biraz evliliğe girelim gibi geliyor bana. Çünkü aşkın süresini çok soranlar var. Güzel yorumlar da geliyor. Özellikle herkesten aldığım yorum şey... Her şey, her aşk yalan, bir tek ilahi aşk gerçek diye. Ne güzel bunun bilincindeysek. Şimdi bir de şu soruyla ben alayım. Oradan konumuzda da yedirelim. Bir izleyenimiz demiş ki aşkın süresi var mı? Evlilikte sürekli devam eder mi? Etmiyorsa tekrar aynı kişiye aşık olunabilir mi? Aşkın süresi için araştırmalar ve hormonal çalışmalar. Hormonal dengeyi açacağım şimdi. Evet, 2,5-3 yıl gibi bir süre veriyorlar aşağı yukarı. O sürede hormonlar sükunete kavuşuyor ve aşk dediğimiz o kalp çarpıntısı, ellerin titremesi, ayakların yerden kesilmesi, böyle sebepsiz şapşal bir mutluluk hali o 2,5 yılın sonuna doğru azalıyor ve bir arada yaşamayla, evlilikle diyelim. Ha, kavuşamazsan biraz daha uzun sürebilir ama bir süre sonra bu sürmüyor. Çünkü taşikardi olursunuz, kalp çarpıntısından hasta olursunuz. Yani sürmemesi de. Yani hocam normaldir. Bunun mesajını vermek lazım. Aynen. Endişelenmeyin. Normal. Yani aşkın bitmesi normal olan, sağlıklı olan, tabiatımıza uygun olan efendim. Ha, evet. Son derece normal. Ha, bu bitince ne olacak? 3 şey kalabilir. Sevgi, alışkanlık ya da bıkkınlık. Sevgi kalması en ideal şey. Evlilikte bunun sevgiye dönüşmesini ümit ediyoruz sonrasında. Tabii biraz mantık karışabildiyse, o aşka ne kadar müdahale edebildiyse, hani tutup kendinden çok farklı, asla yapamayacağı kişiye, dünya görüşü farklı, hayata bakışı farklı, yaşam tarzı farklı birine de insan aşık olabiliyor. Tutup getiriyor ailesine, bununla evleneceğim, ne dediyse dinletemiyor aile. Ondan sonra aşk geçtiği zaman çok ciddi çatışmalar ve sonrasında bıkkınlığa dönüşebiliyor. Ama normal şartlarda aşık olmasaydım da beni biri bununla tanıştırsaydı evlenebileceğim birisi, hayatımı birleştirebileceğim özellikleri var dediğimiz biri ise muhtemelen o sevgiye dönüşmeye daha aday bir ilişkidir. Sevgi kalırsa evlilikte ne ala, çok güzel, istediğimiz şey sevgi ve bağlılık ve o duygunun geçici olduğunu kabullenmek. Evet, bu bir baş dönmesiydi, bir kalp çarpıntısıydı, hoş da bir halde yaşadık, bitti. Şimdi artık hayatın kendisi daha farklı bir modda devam edecek diye. Çünkü o bir şey gibi, ciddi bir reklam arası gibi hayata alınmış. Yani kişinin... Hocam bunu da yaftalamamak gerekir. Evet evet. Yani bu süreçte çok sevgi, aşk azaldı, karşılıklı merakımız ve ilgimiz azaldı. Şimdi çiftlerde şu var, tanımlamak istiyorlar sürekli. Aha. Biz artık eskisi kadar kalbimiz hızlı çarpmıyor. Ne oluyor bize? Bir şey tanımlayıp... heyecanımı yitirdim ve bu heyecanı yitirdiği için de ilişkisini bitiren, evliliğini bitirmeye niyetlenen insanlar da var. Ya burada şey var, yani özellikle ikili ilişkilerde herkes için farklı olan durumlarda melimalı ekleri yoktur, kesinlikler yoktur. Nasıl iyi hissediyorsan öyle yaşa. Günümüz annelerinin mesela tipik sorunlarından birisi. İşte çocuğuma nasıl oyuncak almalıyım? Zeka geliştirici oyuncaklar. Ya oyuncak zaten zeka geliştirir. Çocuk zaten doğal gelişimini gösterecek. Burada büyük bir yanılsama var. Birisi şu. Anneler hiçbir şey bilmediklerini bir. İkincisi de bir yerde hiç görmemelerine rağmen çocukları hakkında her şeyi bilen uzmanların olduklarını sanıyorlar. Hiçbir şey bilmediğiniz de doğru değil, uzmanların her şeyi bildiği de doğru değil. Oyuncak zekayı geliştirir, biraz sezgilerinize güvenin. İlişkiye geliyoruz, burada da öyle. Biriciktir her insan.
Her insanın aşkı da farklıdır bahsettiğimiz gibi. İlgisi, alakası, sevgi hisleri de farklıdır. Dolayısıyla nasıl hissediyorsun kendini? Şu anki şartlar içinde mutlu musun? Evet. Mutlusun. Yanındaki komşunun ilişkisine göre birçok şey sende noksan görünebilir. Problem değil. Evet. O mutlu mu, bir ona bak bakalım. Sahip olmadığımız nitelikler bir başkasında var diye bu onun mutlu olacağı anlamına gelmiyor. Ne kadar fakat güzel bir cümle bu. İhtiyacımız olan bir şey bunun. İhtiyacımız olan bir şey. Bizler sürekli şeye bakıyoruz. Hep vitrindeyiz biz. Ne güzel hayatı var. Ne kadar muhteşem yaşıyor. Aa, ilişkileri ne kadar güzel. Öyle değil o işler. O öyle görünüyor. Şimdi sadece burada araya şöyle gireceğim. Ben bundan çok müzdaribim. Anneme diyorlarmış ki Tuğba'm ne kadar mutlu. Hani her gün böyle bıcır 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 çıkıyor. Peki ben gözyaşıyla mı sunmalıyım ya da canım sıkkın mı hani bu programı yapmanız? Öyle bir şey ki gülmeyi, mutlu olmayı hep bir nedene bağlamanın verdiği bir bilinçaltı var herkeste. Şimdi birileri çok mutlu görünüyorsa ne kadar güzel, ne kadar neşeli. Aa, hayat ona güzel. Hayat sana güzel. Hayat sana güzel mantığı var. Ama aynı hayatın içerisindeyiz. Aynı hayatın içindeyiz. Temelde. Ve mutluluk böyle bir şey değil. Karşıdaki insan eğer mutluysa emin olun bu şartları elde etmeden önce de mutludur o kişi. Onu başarabiliyordur. Kişiliğinde vardır mutlu. Mutlu olma yeteneği vardır onun. Yani işte bizde de tabii bu olsa ben de rahat ederim düşüncesi bir o yanılgı. Değil halbuki. Eşikler da, yani ilişkilerde de aynı hocam. Bir eşik var işte şu olsun, evimiz olsun, bir de arabamız oldu mu her şey güllük gülistan değil. Olmuyor. İşte doyumsuzluk belki acaba çok yoğun böyle tutkulu aşk da doyumsuzluğu doyuruyor diyoruz ya. Belki bunun temelinde hem biyolojik olarak var hem çocukluktan kalan birçok şey var. Ama yetişkinlikte aşık olan insana bakışımız da hep böyle değil mi? Ne güzel, aşık, çok mutlu. Hayatında her şey çok düzgün. Ama aşkın bir dezavantajlarını, avantajlarını da bir konuşalım mı? Mesela aşık olan insan nasıl havada ayakları yerden kesiliyor, bulutlarda toz pembe. Ama öyle bir çakılışı var ki onun da. Hani çok güzel tamam yaşayışı ama bir de onun sönüşü, bitişi ya da hayal kırıklığı barındırdığı aşkın zaman. Aşkın bir hal. Tabii bunun bir de geri dönüşü olacak. Yani oradan yere düşeceğiz. Lütfen. Yeryüzüne inecek. Cennetten yeryüzüne indirilen Hazreti Adem'in yaşadığı hayal kırıklığı gibi aşkta da her insanın bir ayakları yerden kesiliyor ve çiçekler açsın, böcekler ötsün, kırlar da sevgililer işte koşsun, öyle bir şarkı vardı. depresif biraz realizm denir ya, biraz depresyon, biraz hüzün hepimize lazım. Evet. Ayaklarımızı sağlam basmamıza aynen sebebiyet verir. Hayatın gerçeğinde hüzün de var çünkü. Yalnız hüznü vardır kalbi olanın diyor şair. Hayatın bir depresif gerçekçilik gerektiren bir tarafı var evet. Yani hayatın acıları da var, sıkıntıları da var ama aşıkken insan bundan azade oluyor bir süre için. Ha bir de karışan bir durum var. Günümüz gençlerinin sık düştüğü bir tuzak olduğunu gözlemliyorum. Böyle yüksekten sırça köşkümden gözlemliyormuş gibi oldum hocam, bilmiyorum katılır mısınız? Şöyle gözlemliyorum. Aşık değilim ama bana iyi geliyor diye bir ilişkiyi hayatında tutabiliyorlar. Aşık değilim ama bana iyi geliyor. Yani işte onun yanındayken gülüyorum, eğleniyorum. Tam pragmatist bir yaklaşım. Peki gerçekçi ne zarar var bu aşkı yaşamanın, onu da söyleyelim ya da? Bu insanı tüketir ve karşıdakini de tüketir. Karşıdakinin gerçek duyguları varsa onu kendimize koltuk değneği yapmış oluruz, kullanmış oluruz. Bir nevi kullanmış oluruz. Kullanmış oluruz ve duygularımız yıpranır. Bir insanın hayatından kaç kişi gelip geçecek bu şekilde? Bugün bana bu iyi geldi, 3 ay bu iyi geldi, 6 ay öbürü iyi geldi, 1 sene öbürü iyi geldi. Ama hayatında kalıcı olacak durumu var mı bu insanın? Kaç kişi senin hayatında kalıcı olacak? Ne kadar kalıcı olacak? O da düşülen tuzaklardan açıkçası bir tanesi. Evlilikte aşkın başka bir şeye evrilmesi çok beklenilen bir durumdur. Bir viraj vardır, o virajı alırız ve gözümüz açılır. O son sürat giderken, viraj alırken biraz yavaşlamak gerekir ki uçurumdan aşağıya uçmayalım. Ki herhalde hocam dörtlü yılların sonundan bahsederler. Genelde evet, evet. Bunun için kritik zamanlar. Fakat biri o virajı biraz erken alabilir bazen. Yani birinin aşkı biraz daha erken sönümlenip normal haline, seyrine hayat dönebilir. Öbürü vay sen nasıl bunu yaparsın, sen nasıl bana eskisi gibi ilgi göstermezsin, aramazsın, nasıl açmazsın. İşte gününe gecene eş, gözünde yaş, yine ben sana aşık, yalnız ben olayım sevgilim diyor. Mesela müthiş sahiplenici, boğucu korkunç bir... Korkunç da ya, bir insanı böyle sevdiğinizi düşünsenize. Sevilen insan açısından çok korkunç bir şey. Ya. Bazı insanları aşk kaçırır ya hani bu kadar yoğun. Ha, boğucu çünkü. Boğuyor, öldürüyor, evet. Yaşam alanı bırakmıyor. Hani örümceğin avını o şeyiyle, ağıyla paketleyip hapsetmesi gibi. Benim ol, sadece benim ol. Özgürlüğü kısıtlayan bir şeye dönüşüyor. Onun için o virajı da mümkün mertebe birlikte almak hani ideal olan. İki tarafında gözünün açılması ve şu demesi. Evet,
gerçekten çok güçlü duygularla başladık, bir araya geldik. Şu an sakinleştik ama yine birbirimizle devam etmek istiyoruz. Yine birbirimizi seviyoruz. İşte o aşkın bağlılığa, şefkate, sevgiye dönüşmüş halini yaşayabilmek. Bunu yaşayamayanlar bir terk edilişle yüz yüze kalabiliyor. Artık maalesef bitmiş olabiliyor. Duygum bitti diyor. Sonrasında ilişkiyi sonlandırma ihtiyacı hissediyor. Çünkü yanlış kurgulamış durumda ilişkiyi. Başında başlarken zaten ömürlük böyle bir duygu yaşayacağını varsayarak başladığı için yok olduğunda ve kıyaslamalar yaptığında, bu kıyaslamalar bilinçli ve bilinçli şekilde zaten hayatımıza pohpohlanıyor sürekli. Yani Instagram'la alakalı mesela bir yorum var. Bazen duyarız, hayatına son verir acı bir şekilde. Sosyal medya paylaşımlarına bakarsınız, bir gün önce çok mutludur. Acayip mesuttur. Konduramazsınız nasıl böyle bir şey var diye. Orası bizim anlarımıza şahitlik eden bir yer. En güzel, en mutlu, işte en yakışıklı olduğumuz yerleri çekip paylaşıyoruz. Dolayısıyla insanların hayatlarının enlerine şahitlik ediyorsunuz. Şimdi şu yüzden kavga etmiş bir çiftle görüşmeyi yaptık. Onların da izniyle paylaşıyorum. Tatile çıkamıyorlar. Kriz oldu evin içerisinde. Sebep şu, bütün Türkiye tatilde, bir biz çıkamadık. Çünkü Instagram'dan tatil, yani takip ettiği herkes deniz, çocuklarla başka bir yerde, kumsal. Ve zannediyor ki evet, bütün Türkiye bir yerde toplandı, tatil yapıyor, bir ben evde kaldım. Çünkü ait olmadığı hayatların müptelası o enlerin içerisine kaybolmuş durumda. Şimdi ilişkiyle alakalı da çıtayı öyle bir yere koyuyor ki bir ayağa takıldığında, bir sürçtüğünde bu değilmiş diyor. O değildi zaten. Başında senin beklentilerin yanlış başladı. İşte senin kurgun aslında, senin inandığın, senin görmek istediğin o şey. Var ettin. Kafanda yansıttığın ve oradan sana mâkes bulan şey, bu aşkın adı. İlişki ve evlilik ise, yoldaşlık ise bambaşka bir şey bunlar. Çok daha hassasiyet gerektiren, çok daha sorumluluğu bulunan. Ben daha kutsal olduğunu düşünüyorum. Hani bunu. Katılıyorum. Daha emek isteyen, sabır isteyen, hala yanında olduğunu hissettirmek, zor zamanı. Önemli de bir konu hocam. Ne yazık ki 2015 senesinde bizim ülkemizdeki, zannedersem yanılmıyorsam, boşanma oranları evlilik oranlarını geçti. Geçti değil mi? Ne yazık ki. Bunun da etkisi var. Sosyal medyanın da etkisi var. Çiftlerdeki bu dönüşümün de etkisi var. Hayatımızdaki bilge kişiliklerin ortadan kalkmasının da etkisi var. Evet. Ninelerimiz bilgeydi bize. Şimdi Google'ımız ya da işte bildiğiniz şey, onlar bilge. Onları biz cahil yaptık. Uzmanlara bıraktık kendimizi. Uzmanlar da böyle formüller geliştirdi. Haddimi aşmak istemiyorum fakat işte bir şeyi formülize ediyorsa eğer, formülasyonunu veriyorsa, özellikle psikolojiyle alakalı, bilimsel değildir bu. Kesinlikle. İki kere iki dörttür diye bir şey yok. Psikolojide etmez. Böyle bir hani netlik ve belirgin bir formül yoktur. Matematik gibi değildir. Yok. Tabii. İnsana, olaylara, insanların yaşadığı şartlara göre şekillenen olay vardır. Birine tavsiye ettiğimiz, hatta aynı meseleyi yaşasalar bile sorunu, birine tavsiye ettiğiniz bir şeyi aynısını ötekine yapıyor musunuz? Evet. Dinamikler farklı. Yok, onun için konuşurken hep genellikle demek zorunda kalıyoruz. Yani genellikle böyle olur, çoğunlukla böyle olur diyoruz ama bunlar hep genel geçer psikolojinin ulaştığı bilgiler. Ama kişiye özel, şahsa özel, tek ve net bir reçete böyle, bunu yap geçer, bunu yap geçmez. Bu değil de genel olarak şunlar fayda verir, bunlar zarar verir, bunları konuşabiliriz. Kırmızı çizgilerimiz keskin sabittir tabii. Yapılmaması gerekenler ortadadır. Fakat nasıl mutlu olacağını cevabı her insanda kendisinde saklıdır. Şimdi bir orada soru var, bir burada soru var. Hangisine öncelik versem bilmiyorum ama bu soruyu çok beğendim. Bir dakika, hemen bulacağım. Demiş ki Fatma Hanım, toplum olarak hayretler içinde kaldığımız çiftler görüyoruz. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle diyor. Bu nedir? Çiftlere sorduğumuzda aşk evliliği deniyor. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani aşk, yaş tanır mı ya da konu? Yok. Değil mi? Yani değil mi? Yani yaş kaç olursa olsun, hormon olarak ya da duygusal olarak bizim aşık olabilme, bu yoğun duyguları yaşayabilme ihtimalimiz var. Yine burada da o zaviyeden bakmak lazım. Kişisel tarihi bilmek gerekiyor burada. Onun hikayesini bilmeden, sırtındaki yükleri bilmeden bir yorum yapmak haddi aşmak olur. Yaş farkı derken çiftin kendi aralarındaki yaş farkını da kastetmişler. Evet, hani bu kadar yaş farkı varken nasıl aşk, bu başka bir şeylerin telafisidir bu evlilik gibi. Şimdi hani araştırmalar, yine genel geçer şeyler söyleyebiliriz. Araştırmalar 8 yaşa kadar farkın rahatlıkla tolere edilebildiğini, evlilikte büyük bir sorun oluşturmadığını söylüyor. Bu da yine genel geçer. İnsan yaşıtıyla evlenip yine de boşanabilir, yine de mutsuz olabilir. Ama yaş farkı ara çok açıldığı zaman bir taraf kendinden yaşça hep çok büyük erkekleri çekim hissediyorsa, klişe tabirle bir baba arayışından, baba eksikliğinden söz edebiliriz. Ebeveyn arayışıdır belki. Ebeveyn arayışı. Yine bir erkek kendinden hep çok yaşça büyük hanımlara ilgi duyuyorsa, onun da annesel bir ihtiyaç, bir arayış içerisinde olduğundan bahsedilebilir. Bunlar da genel geçer ama
o iki kişi arasında öyle bir bağ vardır ki yaştan bağımsız, statüden bağımsız gerçekten güçlü bir çekim, güçlü bir arzu ve ilişki, güçlü bir bağ oluşabilir. Peygamber Efendimizle Hazreti Hatice'nin arasında yaş farkı vardı ama çok güçlü bir bağları da vardı aralarında. Ve bu hani bugünkü anlamda aşkla tarif edilebilecek olandan çok daha derin yine diye Hazreti düşünüyorum. Hazreti Ayşe ile değil mi? Yani yaş evet onunla da yine hakeza. Yani bu genel geçer şeyler söylüyoruz ama her ilişki kendi gerçeğini üretiyor, kendi doğrusunu üretiyor. Böyle bir şey var. Ha bir de her yaşta aşık olunabilir mi? Evet insan erken yaşlarda da ileri yaşlarda da aşık olabilir ama şu nüans önemli diye düşünüyorum. Şimdi erken yaşlarında çok defalar aşık olmuş birisi diyor ki 30'larının başında ben aşka tövbe ettim. Çünkü her seferinde işte şöyle kötü böyle kötü şeyler yaşadım. İşte baktım ki o değilmiş her seferinde meğer ben üretiyormuşum o aşkı. Eyvallah tamam erken anlamış süreci erken anlamış ve kendisinin ileriki aşamalarını da bildiği için artık çok gözü kapalı bir şekilde atmıyor kendini o havuzun o kuyunun içine diyelim. Biliyor diyor ki ha işte ben onu arayacağım o beni arayacak bir süre böyle devam edecek sonra vay aramadın mesajımı açmadın okumadın niye geri dönmedin bu kavgaları yapacağız. Sonra müthiş bir sahiplenme sonra güç savaşı kılıçlar çekilecek kimin sözü geçecek filan böyle böyle aşamaları var. Her seferinde bunu yaşadıkça artık büyü bozuluyor ve aynı türden 50 tane film seyretmiş kişinin 51.'yi seyrettiğinde aşağı yukarı senaryoyu tahmin etmesi gibi biraz büyüsü bozuluyor. Erken yaşta bile olsa bu kişi artık bir ket vurabiliyor kendine. Ama gençlik yaşlarında aşık olmamış bir insan 40'ında ilk aşkını ve çok şiddetli bir şekilde de yaşayabiliyor. Bunu da görüyoruz. Çünkü o süreci bilmiyor. Bir anda ne olduğunu anlayamadım diyebiliyor. Yani işte saygın bir statüsü var, sosyal, insanlar tarafından sevilen bir insan. İşte ilk evliliğinde çok aşkla değil de mantıkla yapmış. Üstünden zaman geçmiş. Sevgisi var, sadakati var çok, ama. Bariz rastlanan bir şey değil mi? 40'ına gelince diyor ya 40'ından sonra azdı falan diye halk oluyor. Arasında söyleniyor. O yaşa kadar tecrübesi olmadıysa kendine ne olduğunu anlayana kadar geçmiş olsun. Evet aşık olabilir. Hani bana ne oldu bir dakika ya hani bir şey gibi hastalığa yakalanır gibi. Kontrol yani, de edemiyor çünkü. Edemiyor. Bir anda felç iner gibi bir şey oluyor kişiye. Böyle bir şey. Burada işte obsesyona benziyor. Tekrarlayan, sürekli tekrarlayan düşünceler, evet, evet. Hayatın her yerini kaplaması ve ikinci basamakta kontrol edemiyoruz. Hiçbir şekilde aklımızdan çıkaramıyorsak bu obsesyon ve ümitsizce onu düşünmekten, özlemekten kendimizi alamıyorsak evet bu takıntılı bir aşk. Ve bu bir sıkıntı, bu bir problem. Hani aşkın tedavisi var mı? Hayır, aşk insani bir hal. Yaşanır, geçer, arızaları kalırsa. Saplantılı aşkın diyelim. Arızaları aşkın. Kalırsa arızalar için tedavi var, evet ama saplantının ve takıntının kesinlikle tedavisi var. İlişki bitmiş, üstünden zaman geçmiş, hiçbir şekilde de olmayacağı açık. Yani taraflardan biri kesin bir şekilde istemiyor. Çünkü tam burada bir soru var ki burayı tamamlayalım. O arkadaşlar intikam almak isteyen bir aşık var. O soruyu istiyorum. Şimdi sormadı diyecek. Tam da Rukiye Hanım oraya geldi demiş ki bu değildi ama. Bu değil. Ben Pitasonic 4 yıldır arkadaşlar bir ayarlayabilirseniz. Bu bunu değil. Okuyalım. Bir tane de intikam. Neyse benim aklımda kalanı sorayım. Diyor ki izleyenimiz. Bir ilişkim vardı. Seviyordum. Ayrıldım. Ama şu an intikam alma duygularımı engelleyemiyorum. Hmm. Şimdi bu bahsettiğiniz bir vakaya örnek mi? Bu bir takıntı ve saplantıya dönüşmüş. Hiç güzel enerjisini o intikama, ispata ayırmasın kendini tanımak için bunu bir fırsat bilsin. Mümkünse bir psikolojik destek alsın derim izleyicimize. Bu kendini tanımak için çok kritik bir eşik. Bana ne oldu? Bana ne oldu ki biri geldi dünyama girdi ve beni alt üst edip gitti, gidebildi. Nasıl benim o yıkılmaz sandığım, çin seddi gibi sandığım duvarlarımı kağıttan bir kule gibi üfledi ve yerle bir etti. Bana ne oldu? Ben de nereler? Hani bir risk analizi yapılır ya bir deprem olsa Allah korusun ne yapıyoruz? Binalara bakıp bir risk analizi yapıyoruz. Yani bunun kolonu mu problemli, kirişi mi problemli? Veya hasar gördüyse nerelerden hasar gördü? Nereleri güçlendirelim ki bir daha aynı hasarı görmesin? Bu kişinin burada bir risk analizi yapması lazım ve kendinin ne olup da bu kadar kolay kapılabildiğini ve zarar görmesine rağmen bu ilişkiden kendini çekip alamadığını ve intikam duygularıyla dolduğunu analiz etmesi lazım. Kendini tanımak için bu güzel bir fırsat. Hiç intikama ve o şahsa ispata enerjisini sarf etmesini tavsiye etmem. Kendini tanımak için bir vesile edinsin ve bir destek alsın bununla ilgili. Evet. Bir de Cihat Bey'e sormak istiyorum. Tabii. Ben yaklaşık 4 yıldır platonik olarak birini seviyorum. İlk zamanlar onun da bana karşı duyguları olduğunu hissediyordum. Şu an evlendi.
ve beni hal ve ben hala ona takıldım kaldım. Karşıma çıkan kişileri değerlendiremiyorum bile. Haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Çok üzülüyorum. Ne yapmalıyım? Karşısına çıkan insanları bu psikolojide değerlendirebilir mi? Yani daha doğrusu adaylar var. Bir ilişki ya da evliliğe, evlilik görüşmeleri yapıyor. Burada da işte şey var. Yine hocamın dediği gibi takılıp kalma durumu söz konusu. Yani bir duyguları atfettik, güzel şeyler hissettik birisi hakkında. Fakat şartlar değişti. Artık imkansızlığı devreye girdi. Bir yan etkisi var. Arzuladığımız, talep ettiğimiz, o makes bulmasını istediğimiz duyguları eğer birisi engellerse, ortaya bir engel girerse işte bu sefer aşkın süresi uzayabiliyor. Hı hı. Takılıp kalma ihtimalleri çoğalabiliyor. Gizemli olması, bir büyüsünün olması, elde edilemiyor olması süreci uzatabilir. Hı hı. İşte ulaşılamaz bir konumda bulması mesela onu daha da idealize etmesine sebebiyet verebilir. Bir araya gelmiş olsalardı belki bahsettiğimiz şey bu da değilmiş diyecekti. Hı. Fakat şu an elde edememenin verdiği bir yoksunluk hissi, ikincisi karşı tarafı idealize etme hali var. Şartlar değiştiği için mantık çerçevesinde, rasyonel olarak artık başka bir yol çizmesi gerekir. Fakat zihnen hala olması, orada bulunması takıntı anlamına geliyor. Bir destek almakta fayda var. Kendini tanıması noktasında da bu gerçekten çok önemli. Özellikle ilişkilerde insan kendisini tanıdığında çatışmaları minimalize edebiliyoruz biz. Yani işte hep verdiğimiz bir örnek, bir şey yaşarız. Eşimiz bize bir şey söyler, kırıcı bir davranışta bulunur. O an ifade etmeyiz onu. Dokunmuştur bir yerimize ama alışkanlıktır bizde. Kırgınlıklarımızı söyleyemeyiz mesela bazılarımız. Alttan alırız, güler geçeriz. Sonra ilerleyen zamanlarda işte akşam eve dönerken kriz çıkartırız bu defa. Kapıyı çarparız. Bir bakarsınız kazayla eşinizin çok sevdiği bir şeyi kırıvermişsiniz. Allah Allah, kazaydı yani. Kazaydı halbuki. Evet. Sonra başka krizler meydana. Fakat kişi kendini tanısa, şunu bilse mesela, ben alıngan biriyim. Benim onura edilmediğimde, bireyselliğime saygı duyulmadığında, bazen çocuk yerime konulduğumda çok canım yanıyor farkındalığı olsa, birisi bu yaraya tuz bastığında gidip ona diyecek ki bak benim bu tarafım acıyor. Buna dokunma lütfen. Ve gerçek duygusunda ifade ettiği için yan işte yollardan, başka böyle tali yollardan duygusunu ifade etme imkanına bir ihtiyacı kalmayacak. Ve dolayısıyla şeffaf ilişki kurulacak aralarında. Bu da kendisini tanıması için çok büyük bir başlangıç. Hı hı. Ben neden bu kişiye takılıp kaldım? Bana ne hissettirdi acaba? Hangi duygu bende tesir etti ki? Neden bu kadar vazgeçilmez oldu? Bana nasıl böyle hoşa giden şeyler tattırdı? Bunu fark ettiğinde yoksunluklarına ulaşacak. Yoksunluklarına ulaştığında da ilişki tercihlerine bakacak. Muhakkak ki görecektir. Hep aynı tip insanlarla beraberdir. Ya da hep aynı tip insanlara meylediyordur. Ve hep birbirine benziyordur. Hep benzer. Hep tip olarak benzemese de tavrı benzer. Hı-hı. Seanslarda sorarız yeni gelecek evlilik planı olan gençlere mesela. Kafandaki eş profili nedir? Kadın der ki işte güçlü olsun, biraz kıskansın, beni korusun, kollasın, himaye etsin. Peki ahlak, hani peki başka erdemler? Öncelik olarak bunu sunuyorsa demek ki himaye edilme noktasına bir ihtiyacı vardır. Hı-hı. Diğer tarafta der ki... Eksikliği de var değil mi? Eksikliği de var. İlla ki hepimiz eksiyiz, problem değil. Fakat ilişkileri seçerken yara bandı olarak seçtiğimizde yaralarda kabuk tuttuğu zaman bu sefer rutine biniyor. Evet. Ve etrafımızda da bu şekilde hazır bekleyen bir grup var. Şimdi alakasız bir yere belki geçiş yapacağım ama önemli bir konu. İnsanlar bizlerle mutsuzluklarını paylaşmayı çok seviyorlar. Oo, evet. Özellikle yeni evli çiftlerde. Bunlar daha cicim aylarınız. Şu bir sene bir geçsin de bir ben görün. Ben onu yaşıyorum. Ben canlı canlı yaşıyorum. Biz konuşurken daha Tuvan daha yeni evlisin. İşte yeni falan evliyim. 4 yıllık evliyim yani. İşte bunu onlar, hep söyleniyor. Daha dur sen bitmiyor. Diyor. 8-9 yıl bir 3-4 çocuk olsun. Neler göreceksin tabii. Sen diyor. Biz de başta böyleydik. Kendi deneyimlerini. Ama bakarsınız mesela çoğu insan size şunu demez Tuba hocam. Biz de evlendik. Çok güzel günler geçirdik. Siz de eminim öyle olacaksınız. Denk gelmemişsiniz. Evet ya bak gerçekten hiç olmadı. Yok. Mutsuzluklarını insanlar paylaşmayı tercih ederler. Bu onlara hoş gelir. Rehberlik yaptıklarını zannederler fakat rehberlik değildir. Neyim sahibi ve otoriter olarak görürler. Acılarını ortak ararlar. Hele bir çocuk olsun ben sizi o zaman göreceğim. Evet. Mesela neden? Çünkü ben çocuk sahibi olduktan sonra hayatım alt üst oldu. Yönetemez hale geldim. Bunun acısını paylaşamadığı ve itiraf edemediği için başka türlü görmek ister, gözlemlemek ister. Çünkü acılar paylaştıkça hafifler. Acı çekmiş birisi, acı çeken birisine yardım edebiliyor. Aşıklar da ilk önce birbirlerine yaralarını gösteriyorlar o yüzden. O yaralar örtüştüğünde kötü geçmiş bir çocukluk, karşı tarafta da işte örselenmiş bir çocukluk denk geldiğinde sarılıyorlar birbirlerine. Bakıyorsunuz.
Ve o yaralar tölere edildikten sonra işte başka niteliklere ihtiyacımız var orada. Evet. Erdemlere, ahlaki özelliklere, mizaha, değil mi? Evet. Zekaya. İlişkinin ve kişinin karakteristik özelliklerinin artık devreye giriyor artık orada. Bir soru daha var. Ben soru alacağım. Ondan sonra şu kutunun içindeki hormonları çıkaralım, bir konuşalım istiyorum. TRT Yeni Güne merhaba. Instagram ve Facebook hesabından gelen soruları yanıtlamaya gayret ediyoruz efendim. Sizler takipte bulunabilirsiniz. Hemen söz gelmişken Aile Mutluluk Rehberi Rukiye Karaköse'nin kaleminden ve isme imzalı bugün bizden bir izleyicimize hediye gidecek diyelim. Ve sosyal medya hesaplarımızdan lütfen kitabı talip olduğunuzu beyan edin. Arkadaşlar bir kişiyi seçecek ve gelen bir soruyla devam ederken küçükken babam pek benimle ilgilenmiyordu ama şimdi hiç kimseye güvenmiyorum ya da çok güvenemiyorum ya da çok bağlanıyorum. Vazgeçemiyorum. Bu ayarı ne zaman düzene sokabilirim? Bu ayarı, ayarsız bir duygu durumu. Fark etmiş olması çok güzel. Çok güzel. Bu ayarı çok büyük bir adım. Bu güvenememe ya da aşırı bağlanma durumunu yönetmeyi öğrendiği zaman düzene sokabilir. Yönetmeyi nasıl öğrenebilir? Kendi başına çok kolay değil. Çünkü fark etmek bir adım evet ama bu bir ameliyat gibi, ciddi bir işlem. Burada destek almasını tavsiye ederim. Çünkü kişi elinde olmadan aşırı güveniyor ya da bağlanıyor ya da elinde olmadan kaçınıyor o kişiden. Orada çok kontrol edebildiği, yönetebildiği bir süreç yok. Bana bunu yaptırtan derinlerdeki dinamikler nedir? Buraya bakacak ve yardım alarak bunu yönetmeyi öğrendiği zaman başarabilecek. Aşırılıkları törpülemek belki. Bunun farklı varyasyonlarından birisi işte ya çabuk bağlanıyor ya da bakıyorsunuz tamamen silip atıyor. İki ayrı siyah ya da beyaz noktada gidip geliyor. Grisi yok. Grisi yok. Başka renkler yok hayatında. Mesela tipik cümlelerinden işte asla kelimelerini çok fazla kullanmayın. Evet. Kesinlikle kelimeleri. Hiçbir zaman ben asla bunu yapmam işte. Ben nokta nokta biriyimdir. Bizim kişiliğimiz, bizim yaratılışımız böyle köşeli değil. Bizler esnek varlıklarız. Birçok şeye işte bahsedildiği gibi Esveli Safilin ve Ahseni Takvim arasına gidip gelebilecek potansiyele sahip varlıklarız bizler. Belagatın gücünü arttırmak için insanlar bazen kimi cümleler kullanırlar. İşte yemek yersiniz bir yerde. Ne kadar tuttu yemek? Söz gelimi 30 lira, 40 lira. Bedavaymışlar. Bedava değildir. Fakat karşınızdaki sizi en üst perdeden onaylayarak yanına çekmeye çalışır. Kişi bu aşırılıklarını fark ettiğinde, mesela çok ekonomik diyebilir. Aa ne güzel uygunmuş diyebilir. Bedava der o. Öyle bir onaylar ki sizi aklınız şaşar. Bu hep değindiğimiz şey duygusal rüşvettir. Gel yanıma, bana yaklaş. Bunu yaptığında, bunu yapmaya ihtiyacı olmadığını anladığında, yani ben rüşvetler vermeden, ben fazladan bağlanmaya yönelik yatırımlar yapmadan da sevilebilen biriyim. Birinci basamak. İkincisi, saygıyı ve bireyselliğimi inşa etmek için onu yerin dibine sokmama da gerek yok. Birine hayır demek için, dur demek için öfkelenmeye ya da kavga etmeye ihtiyacım yok ki. Ben ona bundan hoşlanmadım dediğimde de ilişkimi sürdürebilirim. Siyah ve beyaz noktaları törpüleyip ara renklere ulaştığımızda belki bunu da çözümleyebiliyoruz. Fakat çok uzun bir süreç. Yani bir uzman desteğiyle eşlik edecek birisi. Kendi içsel dünyasına yolculuk yapıyor çünkü. Şimdi sorular son sürat geliyor biliyorum, onlara döneceğim ama bizim çaylarımız gelmiş. Bakın burada da hormonlar var. Aa, yaşasın. Yeni Güne Merhaba hızı kesmeden devam edecek. Efendim küçük bir aradan sonra aşkın fizyolojisini konuşacağız. Bizleri nasıl etkiliyor, nasıl çileden de çıkarabiliyor? Nasıl acaba yalnızlaştırıyor, nasıl öfkeye büründürüyor, nasıl intikam duyguları uyandırıyor? Bunların hepsini yine konuşmaya devam edeceğiz. Ama en önemlisi artık bütün bu aşktan sonra bizler nasıl pişiyoruz ve asıl amaca nasıl gitmeliyiz? Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Günaydınlar, yeni güne merhabaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci. Bunlar aslında aile iklimini besleyen kanallar. Ya olursa ya olursa diye hayat kalitesi çok düşüyor. Biz kutunun rengini ve gülün rengini belirliyoruz. Ve yardım çığlığı aslında, ben öyle görüyorum her şeyi. İyi bir çocuk yetiştirmek sizin elinizde. Önce siz kendinizi yetiştireceksiniz. Genelde ilkokul birinci sınıfta öğretmenler tarafından fark ediliyor. Sana etleri, tapları fümeliyorlar ya, biz de burada kahveyi fümeleyeceğiz bugün. Aa süper. Siz de ikram edeceksiniz değil mi? Tabii. Düşmanın nerede duruyor ona bak. Yani rengarenk yaratılmasının bir sebebi var. Yaşam başarısını, okul başarısını. Pamuk kullanılabilir, kozalak her tarafta bulunabilir. Eşiyle olan sorunu, çocuğuyla olan bir sıkıntısı işe yansıyor. Analitik düşünmek ne demektir? Alternatif olarak ne yapılabilir? Kahvaltı tabağıma yumurtadan başlayacağım. Çok agresif olabiliyor.
Ve hız kesmeden devam etsin, geldik tahtamızın başına. Neden? Reçete vereceğiz efendim. Aşk acısı nasıl geçer? Ama her şeyden önemlisi, herkes hayatında aşk yaşamıştır. Ergenlik döneminde o ilk kıpırtılar, kelebeklerin uçuşması, aşkın psikolojisi ve kimyasını konuşurken biraz değil mi akılları da sembolleştirelim. Evet. Hem de ben böyle açayım hali hazırda. Biz aşk yaşarken beynimiz ne yapıyor? Ne yapıyor? Şimdi çok onu güzel. Anlatalım mı? Beyin kimyamız olağanüstü bir durum. Olağanüstü hal var ya şu an yaşadığımız o evet. Hal. Olağanüstü hal ilan ediyor. Beynimiz normalden çok daha farklı çalışıyor. Beynimizde bir korteks dediğimiz kabuk yapılanması var. Düşünce, akıl, fikir, mantık, muhakeme ile ilgili bu bölüm. İçeride de limbik sistem, duygusal beynimiz var. Buraların çeşitli salgıladığı hormon ve nörotransmitterler, taşıyıcılar var. Şimdi şu ön korteksimiz, alnımızın biraz arkasına denk gelen ön korteksimiz bizim akıl, mantık yürütme, muhakeme, kendini denetleyebilme falan gibi özelliklerimizi kontrol ediyor. Aşık olan kişilerin beyninde yapılan MR çalışmaları sonucunda ve fMRI fonksiyonel MR çalışmaları sonucunda şu görülüyor. Bu bölge iptal oluyor neredeyse. Yani mantıklı değil düşünme. Akıl, mantık, evet. Muhakeme, bu insan bana uygun mu? Bu ilişki benim için ne ifade ediyor? Akıl, mantık, muhakeme aşk kapıdan girince akıl bacadan çıkarmış dediğimiz olay yaşanıyor. Her zaman geçtiğiniz yerler daha farklılaşmaya başlıyor. Evet, evet. Ha, çok ne daha güzel farklı. Burada bir tane ağaç varmış. Tabii. Bu ağaç da kurmuş. Aa, bu kaldırım da kirliymiş ama çok güzelmiş. Evet. Diye saçmaladığımız. Korkuyla ilgili bir bölümümüz var amigdala. O da daha az çalışmaya başlıyor. Ne demek bu? Daha korkusuz, daha cesur oluyoruz. Ben güvendiğimi hissediyoruz. Dünyanın öbür ucuna da giderim onunla. Sorun değil. Okulu da bırakırım, işi de bırakırım. İşte o ne istiyorsa o olsun. Hiç problem değil. Gözünü korkutmuyor. Bak çok zor şartlara gidiyorsun. Sorun değil. Aşkımız her şeyi halleder. Ne oluyor? Duygular, mantığın, aklın önüne geçiyor ve korkumuz azalınca gereksiz bir cesaret, bir cahil cesareti geliyor. Değer yargılarıyla ilgili bölümümüz de daha az çalışıyor beyinde ve biz değer yargılarımıza hiç uymayan birini bile hayatımıza alsak bunu bir şekilde mantıklılaştırıyoruz. Ya olur siz ona ön yargılısınız, o aslında öyle çok biri iyi değil. Çok iyi bir aslında. Çok düşündüğünüz gibi değil. Değil. Mesela burada şey de var, tetikleyen şey acaba hormonlar mı aşık yapıyor yoksa aşk mı hormonlar yani tetikliyor? Şöyle bir şey. Özellikle ben şuradan başlayayım. Bir kere aşk hormonu zaten oksitosin. Onu biliyoruz. Evet. Şimdi serotonin, endorfin bunların bir aşamaları var. Dopamin, norepinefrin. Bütün bunların hepsi aynı anda mı beyne saldırıyor yoksa bunların bir aşama aşama kısımları mı var? Onu aşamaları var. Şimdi beynimiz her duyguya ilişkin bir hormonal yapılanma içerisinde. Hormonal bir salgılama söz konusu. Birini gördüğümüzde çok mutlu oluyorsak, acayip iyi hissediyorsak dopamin salgılıyoruz evet. Muhtemelen. Dopamin ödül sistemi üzerinden çalışan bir hormon. Nedir? Kişinin bir takım madde kullanımında ya da işte sigara içtiğinde ya da kendini aşırı keyif veren herhangi bir etkinlikte madde bulunduğunda. Madde bağımlılığına kadar benzer değil mi? Beyindeki çok çok. O duyuntular. 12 tane kriteri var madde bağımlılığının. 12'si de aşkta aşk mevcut. Oluyor. Ödül biraz. Sistemi aktif çünkü. Aha. Çaba sarf etmeden ödül geliyor ve ödül sistemi uyarıldığında dopamin salgılanıyor. Karşımızdaki. Ve tekrar edilme ihtimali artıyor. Yeniden arayayım. Bir daha göreyim. Evet. Ya, bu maddeyi aldım ve çok güzel bir şey yaptı, etki yaptı. Çok müthiş uçurdu evet. Beni. O zaman ne oluyor? Yoksunluk belirtisi oluyor bir süre sonra. Krize giriyor kişiler o maddeyi tekrar bulmak ve kullanmak tıpkı için. Tıpkı terk edildiğinde artık göremeyeceği zaman sinir krizleri geçiren bir aşığın verdiği tepkiyle madde evet. Bağımlısının maddeden mahrum bırakıldığındaki verdiği tepki aynı. Aynı. Çok tehlikeli tamam, bir aşk. Aynı. Yoksunluk krizi dediğimiz şey yaşanıyor. Evet. Ne oluyor? Kalbim acıyor. İşte onsuz nefes alamıyorum dediğimiz. Sensiz ben nefes alamam, buralarda hiç duramam diyor ya şarkı. İşte bu. Nefes alamıyor yani yoksunluk krizi yaşıyor. Madde bağımlısı da aynısını yaşıyor. Zamanımızın çoğunu o maddeyi temine kullanmaya ayırıyorsak ya da o kişiyi görmeye, duymaya, ilişkiye ayırıyorsak. Kriterler, 12 kriter var da hepsini saymayacağım. Madde bağımlılığı hani arada bir insan işte keyif için ayda yılda bir tane sigara içiyorsa bu kriter kriterleri karşılamadığından ona bağımlı diyemeyebiliriz. Hı hı. Ama işte bulamadığında yoksunluk yaşıyor, günlük ciddi bir zaman ayırıyor, zararını görmesine rağmen bırakamıyor. Müptelayım sana, zarar versen de bana, katlanıp acılara seni içime çekiyorum diyor bir şarkı. Sigarayım diyor acımı sevgili şarkı diyor ki sigaram gibisin, en tutkulu keyif. Kadar benziyor. Ha, çok benziyor, bütün kriterleri aynı. Onun için bağımlılıkta bütünüyle dopamin sistemi üzerinden işleyen bir şey var.
ödül merkezimiz harekete geçiyor. O kişiyi görünce, ondan bir mesaj gelince, yolda telefonuna böyle müthiş bir şeyle, gülüşle, gülümsemeyle. Şapşal gülümseme diyoruz ya. Hani şapşal gülümsemeyle telefonuna bakan. Bizim şeyinden gelmiş mesaj diyoruz ya. Dopamin salgılanmış belli ki. Ödüllendirilmiş, çok mutlu hissediyor. O kişiyi görüp de tekrar o dopamini salgılatmak için Ferhat işte dağı deliyor. Öbürü çöllere düşüyor, bir şey oluyor. Bir şekilde dopamin bizim ödüllendirilmiş ve müthiş haz hissetmemizi sağladığı için biz o hormonun peşinden epey bir gidiyoruz. Dopaminle norepinefrin aynı. Benzer işlev yapıyorlar. Norepinefrin de elimizin ayağımızın titremesi, içimizin, kalbimizin çarpması, avuç içlerimizin terlemesi gibi sinir sisteminin etkileri. Sempatik sinir sistemi diyoruz. Alarma geçiyor vücut. Ya bir şey oluyor ya, olağanüstü bir şey oluyor diyor. Bu elimizin ayağımızın titremesi, dizlerimizin dermanının kesilmesi norepinefrinin mahareti. Peki oksitosin, aşk hormonu. Aslında aşık olduğumuz insan mesela çok... aşk demeyelim de buna. Oksitosin çünkü sevgi... Sevgi ve şefkat dersek... Artık o aşama, başka, evet. Aşaması başka. O yüzden sevdiğimiz eşimizle otururken ya da çok mutsuz olduğumuzda bize sarıldığında, bize gerçekten temas ettiğinde... daha bir dingin oluyoruz, ağrılarımız evet. geçiyor, sakin ve sükunete eriyoruz. Evet. Dokunmak tetikliyor, evet. Oksitosin, oksitosin işte sarılma hormonu diye de bilinir, sevgi ve şefkat hormonu da. Yani, birine sevgiyle sarıldığımızda oksitosin salgılıyoruz. Anne bebeğine sarıldığı zaman oksitosin etki. Salgılıyor. Annenin bebeğine olan şefkati neyse, sevdiğimize duyduğumuz şefkat de bu. Daha olgunlaşmış bir aşkta, yani aşkın artık evrimleşip olgunlaştığı bağlılığa, dönemde. Bağlılığa, sadakate ve sevgiye dönüşmüş halinde salgılanan oksitosin, hormon. Oksitosin sadakati de sağlıyor evet. ve bağlanmayı sağlıyor. Burada birkaç sorum var benim. Mesela demişim ki aşk eşittir mutluluk ve aşk eşittir depresiflik. Sorular bunlarla alakalı gelecek. Evet. Sonra ilk görüşte aşk. İlk görüşte evet. aşka inanır mısınız? İlk görüşteki aşkın sağlıklı bir şey olmadığı söylenir. Evet. Aşk yoktur ya da ilişki bulunmaz, aradığım aşkı buldum denilmez. Aradığın aşk kurulabilir ancak. İlişkilerde, birlikteliklerde kurulur. İnsan sevgiyi kurarak öğrenir. Yani pat diye karşılaştığımızda bunun adı bir arzudur. Değerli ve arzu, çekim. Tutku, çekim diye. Çok farklı şeyler birbirinden. Ben az önceki konuya da bir ekleme yapmak istiyorum. Mesela lütfen. Şeyde spor salonunda çalışan, böyle spor yapan kişiler üzerinde bir deneme yapılmış. Evet. Aşık olduğumuzda mı kalbimiz pırpır atmaya başlıyor? Yoksa kalbimiz attığı için mi aşık oluyoruz diye? Sportif aktivitenin arkasından karşı cinse dair fotoğraflar gösterdiğinde normalde gördüklerinden daha çekici görmeye başlamışlar. Beden kimyası, tabii. Beden kimyamız değişti. Yani kalbiniz hızlı atıyorsa eğer, heyecanlıysanız mesela, karşı tarafa dair yoğun duygular yaşama ihtimaliniz daha yüksek gibi bir sonuç çıkıyor burada. Kesinlikle. Bununla ilgili bir başka araştırma daha var hocam. Kişileri biraz böyle riskli bir asma köprüden geçiriyorlar bir trekking esnasında ve müthiş bir heyecan yaşama durumu var orada. Titriyor, dizleri falan titriyor, kalp çarpıntısı. O esnada da karşılaştırıldıkları, karşı cinsi daha çekici buldukları tespit edilmiş. Şuna varıyor araştırma, diyor ki eşle aşk tekrar yaşanabilir mi? Öyle bir soru da sanıyorum demin vardı. Hani insan aynı kişiye tekrar aşık evet. olabilir mi? Aynı kişiye aşık olamaz ama niye olamaz? Çünkü şu hormonların bir döngüsü var. Vücudun tamamladığı bir döngü var. Ondan sonra tekrar geri döndürmek mümkün değil ama canlandırabilir, özen gösterebilir ilişkisine. Olması gereken budur. Aşkın 50 yıl sürmesi falan değil. Sevgi, sadakat ve bağlılığın uzun yıllar bizi götürebildiği bir gerçek. Ama özen gösterebilir ilişkisine, yapabileceğimiz en büyük iyilik bu olur. Bir de heyecan yaşatacak aktivitelere eşimizle beraber gidebiliriz. Yani işte trekking mi olur, dalış mı olur, dağ tırmanmak mı olur? Aslında çok güzel bir detay burada. Mesela heyecan eşlerden gelecek. Birisi yoğun bir aktivite yapıyor. İşte adrenalin dolu bir iş yapmış. Çok heyecanlı, hormonlar salgılanıyor, kalbi atıyor vesaire. Yanında ol. Eve geldiğinde bu sefer eş diyor ki hayırdır diyor ya sen bugün... Kim var söyle bana demeyin. Çünkü nabızları farklı. Hormonları farklı. Birbirine aslında eşine bakıyor yine o şekilde. Evet. Daha güzel görünüyor gözüne fakat nabızlar farklı atıyor. Hormonlar farklı çalışıyor. Eşlik ettiği zaman bunu birlikte yaşayabilirler. Yanında olması. Hani öldüğün ya da yok olduğunu zannettiğimiz evliliklerdeki aşkı canlandırmanın yolu elbette evet. var. Bunun tavsiyelerini vermek kesinlikle. Lazım. Hani böyle yat denize karşı güneşlen tatili değil de birlikte aktivite yapılabilecek tatilleri tavsiye hareketli ederiz. Olmak. Keşif, merak ve heyecan duygusunu hayatımıza katalım ama bunu eşimizle paylaşalım. Yani orada tabiatta yürürken çok tuhaf bir böcek gördük. Aa şuna bak ne kadar ilginç bir şey diye göstereceğimiz kişi eşimiz olsun. O duyguyu paylaşalım. Tabii her yeni heyecan, deneyim yeni bir duygu demektir. Evet. Heyecan, hayret, merak, keşif,
bu duyguları yaşarken eşimizle birlikte yaşayabiliyorsak canlandırmamız bir yere kadar mümkün. Evet. Şöyle bir soru gelmiş. Bilmiyorum sizde bunun cevabı nedir? Aşk ne zaman başlar? Asıl aşk evlendikten sonra anladığımız bir şey mi? O zaman yaşarız diyebilir miyiz? Yok. Deminden beri söylediğimiz gibi. Sorularınızı sorun yani. Mantıklı sorun yani. Şöyle, asıl aşk evlendikten sonra başlar. Bu böyle tatlı bir ifade, bir temenni. Nikahta keramet vardır, yavrum seversin falan deyilen sözleri mi acaba atıfta bulunmuş? Galiba. Bu bir temenni ama şu olabilir. Mantıkla başlayan bir evlilikte çok kısa süre içinde olduysa sevgi ve bir miktarda aşk çok güzel oluşabilir. Başlangıçta ama nefretin olmaması yeterli bir sebeptir. Kişiler nefret etmeden beraberlerse doğru yatırımlarla birbirlerine aşık olabilirler. Eyvallah. Evet. Hani bu eş seçimiyle ilgili daha önce konuşuldu sanıyorum başka programlarda da sabah. Ne yapmamız lazım? Aşık olmadık ne yapacağız? Nefret etmiyorsan, hatta bir arada olmaktan hoşnutsan, birlikte çay içiyorsun, kahve içiyorsun, sohbet ediyorsun ve hoşnutsun. Hayatla ilgili bakış açın, ülkülerin, ideallerin, kriterlerin de uyuyorsa ve negatif hissetmiyorsan onu sevebileceğine işarettir bu. Ona zamanla hoşnutluk, güzel duygular besleyebileceğine işarettir. Ha büyük aşk böyle işte havai fişekler patlasın, yer yerinden oynasın, öyle bir şey çok da gerekli değil. Aşk değil de sevgi, şefkat ve bağlılık çok daha öncelenmesi gereken duygular. Ha aşık olmayalım mı? Ya olmayalım demekle olmaz zaten. Olursun. Bir şekilde olur. O başa gelir. O seçilebilecek bir şey. Yönetebilir bir şey de değil zaten. Hadi seçelim olsun, bugün olsun ya da evlenirken olsun. O çok seçilebilecek bir şey değil ama bunun arayış olmaması gerekir. Bu arayışla yola çıkınca kişi yanlış alarmla azıcık bir beğenmeyi, hoşlanmayı, çekimi de çok rahat aşk diye paketleyip kendi kendini kandırabilir. Mevlana'nın sözü vardı ya, aşk arayış değil adayıştır. Evet, evet ve Mevlana'nın söylediği yine çok hoş bir şey var. Diyor ki sen şehvete aşk adını koymuşsun. Oysa bilsen şehvetten aşka giden yol ne uzundur. Şehvet dediğimiz şey çekim, arzu. Daha bir fizyolojik bir şey aslında. Daha evet. Meta üzerinde. Evet, çekici buluyor, şey. Çok beğeniyor, hayran oluyor. Evet, tamam, güzel ama bu aşk olmayabilir. Aşk başka bir şey. O çok aşk daha onda yoğun, çok daha tamlık duygusu diyoruz ya, o bütünlük duygusu. Doyuma ulaştırılmış, neyi doyuma ulaştırırsanız orada biter. Evet. Yani insanoğlunun mesela arzusu bittiğinde ölümle yüzleşir. Bizim arzumuz hep vardır. Dolayısıyla aşk böyle bir şeydir. Arzunun sürekli olması için de yolda olmak gerekir. Asıl olan varmak değil, yolda olmaktır o yüzden. Yani aslında bir çabanın veya bir çaba, paylaşımın, evet, emeğin olması demek. Evet. Birlikte yeni yeni deneyimler, farklı ilişkiler. Mesela işte çocuk yapar. Niye çocuk düşündünüz? Zamanı geldi der. Aslında o çocuğun gözünden yeniden hayatı deneyimlemek ister. O lokal grubuna çocukla özdeşleşerek hayatı yeniden yaşar. Can sıkıntısı gider bir anlamda. Gittiği hayvanat bahçesine yeniden gider. Gittiği ortamları çocuğuyla yeniden gider. Onun gözüyle yeniden görür. Fakat o lokal grubundan çıkıp yeni dünyalara karışsa eşiyle beraber, eşinin gözünden de dünyayı görmeye başlayacak. Değil mi? Yani pergelin bir ayağı sabit, bu bizim dünya görüşümüzdür. Pergelin serbest ayağı da ne kadar genişse, işte hayat görüşümüz, inançlarımız, değerlerimiz sabit bir yerde, ne kadar insan tanırsak, ne kadar etkinliğe gidersek eşimizle birlikte, o kadar birlikteliğimiz daha kaliteli hale gelecek demektir. Etkileşim hali bizim aramızdaki ve o duyguyu daha diri tutacağız. Daha yani burada da soruyu gördüm, ona takıldı kafam. Oraya gelmek lazım. Aşk işte evlendikten sonra aşk olur mu sorusunun bir dinamiğinde aşk eşittir mutluluk denklemi var çünkü. Mutlu olmak istiyorum. Aşkı da mutlulukla denk tuttuğu için evlenince olur mu acaba, ne dersiniz diyor. Bu öyle bir şey değil ama. Evet. Diğer bir soru da bir korku içeriyor. Ben yeni evliyim demiş bir izleyenimiz. İleride eşimle aramızdaki sevgi biterse diye korkuyorum. Aradaki bağın hiç kopmaması için neler yapılabilir? Az önce söylediğimiz şeyler. Evet. Birlikte vakit geçmek, birlikte aktivitelerde bulunmak. Ama sizin ekleyeceğiniz neler var? Özen göstermek. En az ayrıyken birbirimize gösterdiğimiz özen kadar ona yakın bir özeni evliyken de göstermek. Birbirimizle hani böyle amiyane tabirle çantada keklik durumu var ya, onu yaşamamamız ve yaşatmamamız gerekiyor. Yani hoyrat davranmamak, hoyrat yaklaşmamak. Benim, nasılsa hep elimin altında, gönlünü almama gerek yok, özel hissettirmeme, güzel hissettirmeme, iltifat etmeme gerek yok. Ha o değil, gitmiyor, nasıl olsa gitmiyor ama gönlüyle burada kalsın. Evet. Yani beni sevdiği burada için küçük detayları atlamamak gerekir. Evlilikte çok önemli kriterlerden birisi. Sonradan gelen eş, geldiği zaman işte elini yüzünü yıkamadan muhakkak bir eşine sorsun, günün nasıl geçti? Elini yüzünü yıkamak ve üzerini değiştirmek demek aynı ev içerisinde yalnız geçirilen yaklaşık bir saat demek. Muhakkak birkaç dakika, nasıl geçti günün, nasılsın? Yemek çok güzel kokuyor, ellerine sağlık.
ufak tefek detaylar. Onun görevi diyelim ki o olsun, görev dağılımı yaptınız ve eşiniz yemek yapıyor. Muhakkak söyleyin ellerinize sağlık diye. Kişi ürettiğinin tesirini karşıda görmezse tükenmeye başlar. Evet. Ve tüketmeye de başlar. Doğru orantılı, evet. İltifata tabi olan neydi ya? Marifet. Marifet iltifata evet. tabidir, müşterisiz meta zayidir deniyor. Evet. Marifetleri evet, iltifatları. Motivasyonu kalmıyor kişinin. Evet. Çünkü buna ihtiyacımız var. Ürettiğimizi yani hani karşının gözünden hep anlamlandırıyoruz ya kendimizi. Ne kadar güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet. Aksi Ayna bir durum söz konusu bizi. Oluyor bazen. Aşkın motivasyona ihtiyacı var. Sevginin motivasyona evet. ihtiyacı var. O da bizde aslında. Olabildiğince soru çıkarırım ama biz beşeri aşktan ilahi aşka geçebilecek miyiz? Geçebilecek miyiz bugün için? Valla bugün için zor gibi görünüyor. Sözü verdik ama. Onu ne yapsak onu haftaya ama sözler yaparsın. Ertelenebilir değil mi yani? Evet. Vakit yetmezse. Demiş ki bizlerimiz, ben eşimle 4 sene görüştükten sonra evlendim. İlk yıllar çok güzeldi. Şimdi bebek de var. Duygular, hisler aynı değil. Sebep çoğunlukla eşimin ailesinden kaynaklı oluyor. Eşim çok fazla arada kalıyor. Benim kırgınlıklarım bana kalıyor. Durum böyle olunca eşimden uzaklaşıyorum. Eşimi çok seviyorum. Bu güzel günleri nasıl devam ettirebilirim? Şimdi klasik. Burada çok fazla dinamik var. Nereye gireceğiz? Aşk kısmını konuşalım biz. Ortaya ailevi sorunlar çıkmış. Bu sorunların çözülmesi gerekiyor ki taraflar duygularını evet. rahat yaşayabilsin. Çünkü aşık olarak evlendiği o çocuk olduktan sonra biraz eş aileden uzaklaşıp kendi ailesiyle daha çok vakit geçiriyor sanırım. Hassasiyetler farklı bir de. Şimdi eşin burada bir hassasiyeti var. Aile devreye giriyor, gönül kırıklıkları var. Kuvvetle muhtemelen duyduğumuz sözler. Eşi de diyordur ki takma kafanı. Yani onlar kötü niyetinden söylemiyor diyordur. Anlaşılmadığını hissettirecek her şeyi yapıyordur ona eşi açıkçası. Bu çok klasik bir soru ama dediğiniz gibi yani aile dinamikleri burada devreye girmiş. Çok detaylı konuşuyor. Yani 2-3 dakikaya sığdırabileceğimiz bir cevap değil belki. Evet. Diğer bir izleyenimiz, ben bu tarz sorular bu konularda çok geliyor. Hem üzülüyorum. Benim bir sevdiğim vardı, annem babam istemedi diye başkasıyla evlendim. Ama şimdi o kişiyi çok özlüyor, ne yapmalıyım? Biz bunun aşkın çaresi var mı, hani ilacı? Onu girelim, belki zaman da daralıyor. Bu soruyla tedavisini konuşalım biraz. Üstüne bir evlilik de yapılmış ve hala o kişiyi özlüyorsa hiç vakit kaybetmeden yardım alsın. 20 yıllık evli, 5 çocuğu olmuş ama hala önceki aşkını özleyen danışanlarım vardı benim. Ve bir tedavi süreci sonrasında bu meseleyi hallettiler ve hayatlarına odaklanabilirler. Düşünün, 20 yıllık evlilik, 5 çocuk ve hala özlüyorum. Şey gibi düşünülüyor mu acaba izleyenler tarafından? Yani ben işte aşk acısı çektim, ayrıldım. O olmadan iyileşemeyeceğim. Ama o da yok, o da evlendi. Acaba tedavi olarak buna mı bakıyorlar? O değil. Kendi içimizde. Değil. Yanlış bir beklenti. Beklentiyi yanlış kurduğumuzda çözümü de yanlış değerlendiriyoruz bu sefer. Dediğiniz gibi derdimiz bu değil bizim. Evet. Bunun tedavisi sizi kavuşturmak ya da işte değil. Ayırıp tekrar siz bir araya gitmek değil asla. Üzümleyip yolumuza bakmak. Evet. Aynen öyle. Kendi içinde destek almasını tavsiye ederim. Bir soru daha. Birden fazla soru sıkıştıralım artık. Nişan atmış biri yeni ilişkisinin hangi aşamasında karşı tarafla bu konuyu konuşmalı? Aman Allah'ım, evlilik, bu soru çok farklı geldi bana. Evlilik düşünüyorsa en baştan itibaren konuşmalı. Çünkü bizde örf adet gereği bunlar sorun oluşturabilecek şeyler. Kişisel neden benden gizledi? Kişisel tarihi verirken belirtmesi gerekiyor. Tabii. Yani şurada doğdum, şurada büyüdüm, şurada okudum, şu tarihte de böyle bir nişan geçti başımdan. Evet, böyle bir deneyimim, tecrübelerim vardı. En başında dürüst yaklaşmanız çok önemli. Bütün detaylara girmeden şu zamanda oldu, atıyorum 8 ay sürdü, ailevi çatışma sebebiyle de bitti veya şu sebeple de bitti. Hani kabaca bir şey vermesi gerekir, çok detaya da girmemesi gerekir. Detaya girmemiz derken ben şunu da söyleyeyim, asla önceki nişanlınız olabilir, eşiniz de olabilir. İşte kaşıydı, gözüydü, boyuydu, posuydu asla. Bu tarz şeyleri merak ediyorsa bile asla bu kapıyı açmayın. Bu çok ciddi bir sorun. Zaten bunu deşeleyen insan da size çok fazla huzur verecek mi, onu bir düşünmek gerekir. Kıyas korkuları. Evet, aynen İlk öyle. Fırsatta yine yüzeye çıkacaktır o. Daha da büyüyerek devam eder. Stoklamalar başlayacaktır. Evet, ona da söylemiş olalım. Görüştüğüm insan tam her şeyi oturttuk derken annem şaşırdı deyip gitti. Anlamadım ama. Arada bir mesaj atıp helallik istiyor. Ben her defasında yıkılıyorum, ne yapmalıyım? Ha, bir de böyle var. Şimdi ayrılık oluyor, aile şeyleri giriyor. Sürekli işte ben seni bıraktım, ayrıldık, hakkını helal et bana diye. Bunu yaptıkça karşıdaki insan belki haram ediyor, belki helal ediyor ama bunu yapması çok sağlıklı mı sürekli? Yani. Bu işte şeye giriyor, ben sana layık değilim. Girelim buna bir daha. Unut beninin başka bir şeyi bu. Yani ne yardan unut geçer. Unut beni derken niye hatırlatıyorsun kendini bir adam? Ne yardan geçiyor, vicdan ne serden geçiyor. Vicdan azabı da var çünkü bir tarafta. Arada sıkışıp kalmış durumda. Hakkını helal et. Ben bunu böyle böyle yaptım. Tamam hadi gel beraber töler edelim. Yok onu da yapamam. Gelemiyorum. Peki o zaman niye böyle bana iyi davranıyorsun?
Yani her seçiş bazen bir vazgeçiş gerektiriyor. Karşı tarafın bu şeylerine çok aldırmamak lazım. Evet, görmeyin. Görmeyin. Burada üç maymunu oynamak çok önemli. Tepki vermemek de. Çünkü siz bir adım yaklaşıp helal olsun ne olacak canım falan dediğinizde. Bu yeni bir ilişki. Aynen tekrar başlıyor. Bu da bir ilişkidir. Evet, İlişki illa hani olumlu tabii olacak diye bir şey yok. Bu da olumsuz tabii bir ilişki. Bir izleyenimiz demiş ki ben eşimden bugüne... Bugün ne güzelsin, seni seviyorum gibi lafları zor duyuyorum. 3 senelik evliyim. İlk yıldaki gibi değiliz. Ne yapmalıyım? Aşkın ömrü, aşk, evlilik aşkı bitirir mi? Ne kadar çok şey yaptım. Bu nedir bu aşk belası? İlk basamağı bahsetmektir. Evet. Eşinizi karşınıza alıp, tabii bunu yaparken de suçlayıcı olarak değil. Sen artık şunu bunu söylemiyorsun değil. Ben eskisi kadar ilgi ve alaka görmediğimi düşünüyorum. Acaba ben sana eskisi kadar güzel görünmüyor muyum gibi sorularla konuyu gündeme getirmek gerekir. Toparlanırsa, destek olursa ne ala. Fakat burada kadınların ve erkeklerin kişisel tarihleri çok başka. Kadınlar ilişkileri, duyguyu birçok şeyi tercih edebiliyorlar. Erkeklerse bazen ilişkileri bir eşik olarak görüyor. Yani genellemek hata olacak belki ama işte evlendik ne gerek var? Seviyoruz canım illa söyleyeceğiz mi diyor mesela. Evet. Olumsuz duyguları rahat söylerken olumlu duyguları çok ifade edemiyor. Konuşmasına rağmen problem çözülmüyorsa güvendikleri, inandıkları ailede akil bir kişi vardır. Onun uyarması, destek olması. Eğer bu da olmazsa bir uzman desteği faydalı olur. Ama ben burada en etkiliğinin erkeğin annesi olduğunu çok düşünüyorum. Hani gelininden için bak karının kıymetini bil, onun duygusal isteklerine cevap ver. İşte sevgi ve aşk aslında duygusal isteklerin karşılanmasıyla yaşanan ve hissedilen, hissettirilen bir şey belki. Şimdi son 5 dakikada toparlamak adına aşk zedeleri. Ondan sonra aşık olmak isteyenlere, şu an aşk acısı çekenlere hem mesaj niteliğinde hem böyle bir tedavi niteliğinde, reçet niteliğinde neler söylersiniz? Neler söyleyebiliriz? Şimdi öncelikle aşk acısı geçebilen bir şey. Bunu bilmemizde yarar var. Aşk acısı geçer ama siz isterseniz ve izin verirseniz. Yani ben seni ömrümce unutamadım diyor bir şarkı. Unutmak istemezsen unutamazsın. Obsesyona çevirirsin. Evet bu mümkün. Nasıl? Sürekli fotoğrafına bakarsın. İşte ben de özledim. Ben de resmin var şu an elimde. Alıp resme bakarsan bir saatlerce... Bir de böyle şarkıları çok dinlemeyin. Yani saatlerce bakarsan... Kesinlikle kanırtmayın. Şunu söylüyorum mesela diyor ki kişi kendimi engelleyemiyorum. İşte yine bakıyorum fotoğrafına veya... Şimdi sosyal medya var. Sosyal medya. Ne desem ne yapsam. Evlenmiş, çoluğu çocuğu olmuş. Hala takip ediyor. Hala giriyor. Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'da. Kesinlikle. Onu hatırlatacak yerlerden, durumlardan, olaylardan, mecralardan uzak duruyoruz. Evet. Unutmak istiyor musunuz? Kendinize bu soruyu sorun. Hani unutmak istiyorum, unutamıyorum diyenlere söylüyorum. Bu acıyla zevk alan, bu acıyı sevenler de olabilir. Evet. Aşk acısı çekiyorum ve nasıl unutabilirim diyen kişi... Eğer gerçekten unutmak istiyorsa ilk adımı onu stalklamaktan, takip etmekten vazgeçecek. Her türlü sanal işte sosyal medya ilişkisini kesecek. Onun gittiği mekanlara gitmeyecek. Onu görebileceği ortamlarda bulunmayacak. Ortak arkadaşlarda filan onunla ilgili gönderileri de mümkünse engelleyecek ve görmeyecek. Niye? Çünkü her gördüğümüzde beynimizdeki reseptörler uyarılıyor. Şu hormonlardan biri salınıyor duruma göre. İlişkinin daha başıysa veya... Biz... Ama oksitosun olmadığı kesin. Kesin. Yani şuradan bize acı verecek. Bir tanesi düşüyor. Serotonin azalıyor mesela. Evet, mutsuz hissediyoruz kendimizi. Dopamin de düşüyor. Dopamin düşüyor. Ve biz kendi kendimizin yarasını kanatıyoruz bakarak. Onun için diyorum ki kaymak istemiyorsan buz tutmuş zemine gitmeyeceksin. Bu kadar basit. Yani hem ben kayıp düşmek istemiyorum. Çok canım yanıyor. Hem de buz tutmuş gölün üstünde yürümeye çalışıyorum. Veya buz pistinde yürüyorum. Gitme. Canın yansın istemiyorsan çok zorlansan da gitme, bakma, yazma, okuma. Hayatına mesaj bunları atma. Yapmayacaklarını söyleyeceğiz ama neler yapacaklar onun yerine işte. Bu da İlk önemli. Başta bu önemli. Yerine bir şey koyalım. Eyvallah. Yarayı kanatmamak için bütün bu söylediklerimizden uzak duruyoruz. Takip etmiyoruz, stalklamıyoruz, hesaplarına bakmıyoruz. Onu göreceğimiz mekanlara gitmiyoruz uzunca bir süre. Girdiğimiz mağazada bile eskaza acıklı bir şarkı çalıyorsa çıkıyoruz. İşimizi başka zaman hallediyoruz. Evet. Çünkü ufak bir şey bile tetikleyebilir. Ne yapıyoruz? Doğal endorfin salınımını tetikleyecek bir takım etkinliklerde bulunuyoruz. Spor yapıyoruz, egzersiz yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz endorfin salınımını tetiklemek için. Yine dopamin, haz ve ödülle ilgili hormon. Kendimizi ödüllendirilmiş hissedeceğimiz başka aktiviteler, çikolata etkinlikler yiyoruz. Yapıyoruz. Abartmadan çikolata yiyoruz. O da bir ödül. Bence aşk acısına çok iyi gelir. Bir kasa yersek evet ama bir yere kadar evet. Şimdi ne yapacağız? Sevdiklerimizle görüşeceğiz. Bu da dopamin kaynağı. Sevdiğimiz dostlarımızla. Ama canım hocam
diyor ki canım dışarı çıkmak istemiyor. Kimseyi görmek istemiyorum. Olsun. Eskiden 10 üstünden 9 düzeyinde keyif aldığım bir şey düşünelim. Evet. Sinemaya gitmek ya da işte arkadaşımla buluşup kahve içmek. Şu an o kadar kötüyüm ki 10 üstünden 1-2 düzeyinde keyif alıyorum. Olsun. 0 ile 1-2 arasında ciddi git bir fark var. Git sen yükselecek o. Evet. Git. Çünkü beynimize tekrar o hormonu salgılamayı zaman hatırlatmamız olur lazım. Yani ya böyle bir şey vardı ve bundan da mutlu oluyorduk biz. O kişi hayatımıza girmeden önce de hayat güzeldi. Bir şeylerden mutlu oluyorduk. Bunu hatırlamamız lazım. Onun için bizi mutlu edecek dostlarımızla, sevdiklerimizle ve ailemizle vakit geçiriyoruz. Bunlarla vakit geçirirken sürekli o kişiden bahsetmiyoruz. Ona ait eşyalardan kurtuluyoruz. Bizde hediyesi bir şeysi varsa işte fotoğrafı falan bunları mümkün bir şekilde uygun bir şekilde uzaklaştırıyoruz kendimizi. Destekliyoruz kendimizi. Kesin. Başlangıç noktasına dönüyoruz. Evet. Hareket ediyoruz, egzersiz yapıyoruz. Ailemizle görüşüyoruz, sevdiklerimizle görüşüyoruz. Kendimizi anlamak için bir fırsat, terapi alırsak ya da kendimizin gelişimiyle, dönüşümüyle ilgili okumalar yaparsak kendimizi tanımak için güzel bir fırsata dönüştürürüz. Tabii bu şey değil ama bir yani de, kaçmak ya da kaçınmaktan ziyade bu bir mücadele, aktif bir eylem gerektiren. Kaçmak gibi görünüyor ama değil mi? Gibi belki çok bir dakikam kalmış. Cihat Bey'e de söz vereceğim ve kapatacağız. Evet. Böyle. Yani bunları yapıyoruz. Bunun dışında da hobi edinebilirse, sporla, sanatla, kendini mutlu edecek bir hobiyle meşgul olursa da çok iyi gelir. Aşk Acısı Nasıl Geçer diye bir kitabım var. Ondan ben bugün hediye etmek istedim de evde ilaç için bir tane bulamadım. Evdekileri hep dağıtmışım. Evet. Onu da tavsiye ederim. Orada detaylı bir şekilde anlattım çok ne yapacağını. Çok teşekkür ediyorum Rukiye Hanımcığım. Belki son dakikayı size veriyorum. Ben sadece bay bay diyeceğim. Buyurun. Tamam, hemen toparlayayım. Biz o kişiden ayrıldık. Eş kayıplarında falan da çok yaşıyoruz. Evet. Fakat nesneler henüz ondan ayrılmadı. Her yeni bir ortamda hatırlatacaktır bize. Makarnayı severdi. Buraya gitmekten çok hoşlanır diye. Evet, kanatmayacağız fakat gittiğimizde de şunu söyleyeceğiz. Burayı çok severdi fakat artık o yok. O nesnelerle biz kendimizi yeniden tanıştıracağız. Artık yalnız geliyorum sana. Ayrışacağız. Ve bir zaman sonra bu gerçekliğe ayak uyduracağız. Geçiyor. Yani tıbbi olarak da geçiyor. Tıbbi olarak da geçiyor. Biyolojik olarak da geçiyor. Çok teşekkür ederim. Bence geçer bir not alan program olduğunu düşünüyorum. Ben inanılmaz keyif aldım. Yüreğinize, ilminize, ayaklarınıza sağlık. Ve efendim bugünlük de bizden bu kadar. Rukiye Hanım'ın Ailede Mutluluk Rehberi kitabını kazanan takipçimiz Arife Arslan. Bize ulaşsın, iletişim ve ulaşım adresini ve telefon numarasını yazsın, dönüş yapalım ona inşallah diyerek huzurlarınızdan ayrılırken yarın günlerden salı yine yeni güne merhaba var. Efendim görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.